Beled suresi, beled şehir, belde yerleşke yeri diye anlamlandırılıyor. Sureye sınıflandırma ilkesiyle okunmalı diye bir not düşmüşüm. Her ne kadar böyle okunsa dahi beled anlam içeriği çok farklı. Çünkü hakikat tezahür ettiğinde sınıflandırma zorunlu, kaçınılmaz bir şey. Son ayetlerde bunu görüyoruz zaten. Mesela 18. ayette işte bunlar sağın adamlarıdır. 19. ayette ayetlerin zikâdını işte onlar solun adamlarıdır diye not düşünmüş ayet olarak. Ve surede, bu surede sürecinde yaşanan sıkıntılar, maneviyat sürecinde, tinde yaşanan süreçte sıkıntılar ve zorluklar anlam kazanmış diye not düşmüşüz. Hakikaten de böyle bir şey görüyorsunuz. Ki bundan önceki surede de dikkatinizi çekerim, orada da vardı. Yani iyi olan şeyin ne kadar zor oldu. İyi olan şeyin yaşamanın ne kadar zor oldu. Yani vermenin de zor oldu, yaşamanın da zor oldu. Çünkü niye? Nefis belası diye bir bela vermiş. Nefis emare dediğim zaman. Nefis derken nefis emareyi kastediyorum. Sure bilgi ve akıl varlığı olan insana ihtar üslubuna göre, ihtar üslubuna sahiptir. Bir ihtardır. 8 ve 10. ayetlere bakalım bu bağlamda. Biz ona iki yol gösterdik. Ancak o sarp olan yokuşu aşamadı. Ya muhteşem bir tatlı bu ya. Diyor ki o sarp olan yokuşu aşamadı. Sarp olan yokuş ne? Bir boynu çözmek, köleyi hürriyetine kavuşturmak yani. Açlık gününde doyurmaktır. Burada boynu çözmek demek kendi boynunu da çözmek anlamında. Nefs-i emarenin köleliğinden kurtulmak. Şimdi burada köleyi hürriyetine kavuşturmak dediğiniz zaman normal bir şey anlaşılıyor. Boynu çöz dediğiniz zaman yani bir köle hürriyetine kavuştur ama kendi nefsinin köleliğini de hürriyete kavuştur. Açlık gününde doyurmaktır. Yani olmadığı halde paylaşabilmek. Açlık gününde doyurmaktır. Bu şekilde alınmak. Yakın olan bir yetimi veya yerde sürünen, yerde sürünen diyor. Neyse artık. Yani bu bir dilenci olabilir. Bu bir hayvan olabilir. Ama arkadaş ne yapsın? Hiçbir şey olmayan bir yoksulu. Yani bu içerik de güzel ama tefsir yapmış. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirine tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır diyor. Tavsiyede bulunmak da çok zor. Düşünün yani. Dostlar arası galip bir düşünce var. O düşünceye göre hareket ediliyor. Hani dünyevi. İyiliği tavsiye edeceksiniz, edemiyoruz. Niye? Galip düşünce müsaade. Arkadaşlarınızın hoşuna gitmiyor. Değil mi? Olmak çok zordur diyor. Hakikaten de burada aslında temel ilke şu. Emin kişi olmak çok zordur. Bakın ilk ayete gidin. İlk ayet ne diyor? Beldeye yemin ederim ki neresi? Mekke. Mekke neresi? Emin belde. Başka bir surede ne demişti? Emin belde diyordu hani. Değil mi? Emin beldeye yemin ederim ki, Mekke'ye yemin ederim ki. Peki bunun tasavvuftaki veyahut da normal manevi yaşantımızdaki karşılıkları ne? Çünkü sureye bu bağlamdan bakmak lazım. Yoksa şey bağlamdan baktığınız zaman insana diyor ki ne? Yerleşke olarak edindiğim beldeye yemin ederim ki. Yani onu veren benim, o güvenceyi veren benim. Çünkü yerleşke güvendiğimiz yerdir. Hani evim güzel evim deriz. En basiti karşıya bile geçeriz. Evimizin muhitine geldiğinizde oh çekeriz. Çünkü güven bulduğumuz yer, emniyet bulduğumuz yerdir orası. Ha bu bağlamda düşündüğü zaman güvenin yerle edinildiği değil. Yani güven bulduğumuz yer, emniyette olduğumuz yer. Emniyette olduğumuz yer, güven bulduğumuz yer noktasında. Şimdi bu bağlamdan bakarsanız aynı zamanda kimde eminliği buluyorsanız oradasında size yabancı gelmez. Veyahut da bunu biraz daha abartayım. Abartmayayım da hakkıyla söyleyeyim. İnsanın bedeni kendisine yabancı gelir mi? Gelmez. Bazı durumlar hariç. Hani ruh gözü çok açık olur ki insanın bedeni kendine yabancı gelir. Bazen bebekler de olur, ellerini yoklarlar böyle hani. Bazen ben kendimi yoklardım, kendi kendime yabancı gelirdim, çevrem yabancı gelirdi. Çok olurdu öyle. Birden ruh gözü çok açık olduğu zaman birden oluyor öyle vakalar. Ama normalde dünyevi yaşamda katliyen ve katliyen insanın kendi beldesi, yerleşkesi yani ruhun yerleşkesi bedendir. O yerleşkesinde güven vardır, eminlik vardır ve kendine yabancı gelmez. Yabancılık demek, emin olunmayan yer demek. Şimdi bu bağlamda okuyalım. Aynı zamanda başka bir şeye götüreceğim. Ama önemli olan şey burada eminlik kazanmak. Yani hususi tinde eminlik kazanmak. Emin kişi olmak. Devam edeyim. Çünkü surenin son ayetleri onu veriyor. Çünkü bu gibi şeyleri yaptığınız zaman emin bir kişi de oluyorsun. Resulullah'ı düşünün. Açı doyurduğunda, boynu çözdüğünde, yani sen nefsinde kurtulduğunda, nefsi emarende, içgüdülerinden kurtulduğunda. Buradaki kurtulmayı birebir kurtulma değil, terbiye ettiğinde anlamında. Emin kişi olduğunda. Değil mi? Hani mümin emin kişidir manasında. Açlık gününde doyurmakta. Bir taraftan veriyor. Bak kendinde emin. Başkalarının da emin olacağı şekilde eylemlerde bulunuyor. Kişi emin belde olur. Yuva olur.
buna Mürşid-i Kamil suresinin bir nevi açılımı da diyebiliriz. Mürşid-i Kamil'den daha çok insan-ı Kamil demek daha doğru olur. Şimdi çünkü Mürşid-i Kamil bir parça şeye gideceğiz. Ta iki hafta sonra belki sonra Allah müsaade ederse şeye gittiğimiz zaman. Nas suresine gittiğimiz zaman göreceğiz orada. Devam edeyim, notlarla beraber devam edelim. Bununla beraber surede salih amellerinin gerçekleşmesinde karşılaşan zorluk da ifade edilir. 11'den 18'e kadar hepiniz bildiğiniz için geçmiyorum. Ama gene de 10 tane sureyi hatıra getirmek kolay değil. 11'den 18'e kadar okuyayım. Ancak o sarp yokuş aşamadı vesaire. Biraz önce okumuştuk zaten bunları. Diyor. Hak ile batıldan bahsetmekteyse hakikat olana göre sınıflanmak kaçınılmazdır. Surede insanlık nedeni dahilinde yaşayan insanların ereğe amaca bağlı, yani amaca bağlı yaşam üzerinden ayrıştıkları anlamlı kılınır. Bakın, amaca bağlı yaşam üzerinden ayrışma var. Daha önce bunu konuşmuştuk. Dikkatli bakın, itikat dediğimiz şey, itikatın yaşama taşınmasıyla beraber amaca bağlı bir yaşamdır. Ve amaca bağlı olarak kaçınılmazdır sınıflanma. Yani sınıflanma insanın doğasında var. Çeşitlenme insanın doğasında var. Devam edeyim. Neden değil? Amaç ayrışmamızı kaçınılmaz kılmakta. Bak, neden değil? Kadın, erkek, bu nedenler değil. Kürt, Türk, bu nedenler değil. Ama amaç. Bak, milliyetçilik dediğin zaman bir amaç çıkıyor. Irkçılık dediğin zaman bir amaç çıkıyor. Kadın, erkek, cinsiyet dediğin zaman bak belli bir belirgin bir şey çıkıyor. Amaç olmasa dahi bir sıfat ayrışımı çıkıyor. Ama bak, nedenler bizi ayrıştırmaz. Tinde kendisinin bir ayrıştırması vardır. Amacımıza bağlı olarak doğadan da ayrılmıyor muyuz? Daha rahat yaşam için, konforlu yaşam için, kimse bizi rahatsız etmesin diye doğadan ayrı değil miyiz? Amaca bağlıdır ayrışmak. Ve türler arasındaki ilişkide de baktığınız zaman, insanın türü olarak aldığınız zaman, ilişkilere baktığınız zaman bizler birbirimizden, Hristiyanlarla, Batılıyla bizi birbirimizden ayıran inançlarımız ve amaçlarımızdır. Belki ortak amaçlarımızı gördüğümüz zaman ortak noktalarımız oluyor. O doğrultuda hareket ediyoruz. Sanki arkamızdan hançeri yene bakıyor. O da böyle. Vallahi. Surede, burası çok önemli yerler. Surede insanlık nedeni dahilinde yaşayan insanların, bakın, insanlık nedeni dahilinde yaşayan insanların ereğe, amaca bağlı yaşam üzerinden ayrıştıkları anlamlı kılınır. Neden değil, amaç ayrılışmamızı kaçınılmaz kılmakta. Bakın, amaç dediğim zaman zaten surenin kendisinde veriyor bunu. Bakın, bir nefsi hürriyetine kavuşturmak. Bir insanı hürriyetine kavuşturmak. Veyahut da bir insanı yedirmek, içirmek. Kişinin niyetine bağlanıyor. Niyet amaç olarak sizde görülür. Yapmıyorsa tam tersinde, işte o zaman bir bakıyorsun seninle beraber ayrışmış. Bu şekilde okuduğunuz zaman doğal olarak ailenizle dahi ayrışıyorsunuz. Sağdaki ve soldaki değil. Doğal olarak ya. Yapıyor mu, yapmıyor mu? Eşin yapıyor, sen yapmıyorsun. Veyahut da sen yapıyorsun, eşin yapmıyor. Doğal olarak ayrışıyorsunuz. Devam edeyim. Ama bak, ailede ayrışma yok. Ama amaca bağlı olarak bir ayrışma çıkıyor. İtikata bağlı olarak bir ayrışma çıkıyor. Kaçınılmaz bir şey bu. Surede nefsi emmarenin insanlık amacına doğru ilerlenirken, bakın, insanlık amacına doğru. Ne içinde? Halifelik içinde, bilmek içinde değil mi? İnsanlık tarihinde ilahi sıfatların tezahürü için, insanın kendini ilahi sıfatlar üzeri gerçekleştirmesi için. Yani Fecr suresiyle okuduğunuz zaman Rabbi sıfatını bulması için. Ve Rabbi sıfatıyla Allah'ı okuyup tanıması için. Ve ona hakkıyla Rabbi sıfatı üzeri yaşaması için. Yani baskın olan karakteri üzere. Devam edeyim. Surede nefs-i emarenin insanlık amacına doğru ilerlerken sıkıntılı, zor bir engel olduğu anlamlı kılınması çok önemli. Bu da çok enteresan bir kelam-ı kebarla özetlenmiş. O da şu: sureyi la'dan illallah'a gelene kadar nice yol kesici vardır halince kelam-ı kibarla anlamlı kılar diye bir not düşmüş. Hakikaten de bu kelamla okuyun, net anlaşılıyor. La'dan diyor illallah'a gelene kadar nice yol kesici vardır halince. Ne yaşıyorsanız. Kendinizi yoklayın ya. İyilik yapacaksınız, nefsiniz engel olur. Oruç tutacaksınız, engel olur. Nefse mare öyle bir şey. İçgüdüleriniz, hevalarınız, hevesleriniz, menfaatleriniz, olabilecek olan şeylere karşı kaygılarınız aynı anda devreye girer. İnsanda bilgi hep habire işlevsel ha. Hem nefsi üzerinden, hem ilkeler üzerinden. Devam edeyim. Hak ve adaletten herkesin, şöyle demiş, kelam-ı kibar anlamı var. Herkesin mücadelesi kendiyle.
Eskiler bunu şöyle de, er meydan, herkes kendiyle güreşir, başkasıyla değil diye söz söylerlerdi. İnsanın kendiyle güreşi çok zor. Yani Beled suresini öyle oku. Yani yerleşke sizsiniz, Beled sizsiniz, sizin üzerinize yemin ediyorum. Ve sizin kendinizdeki mücadeleniz hakikaten çok zordur. Nefsi emare diye bir başa bela vermiş. Hani bunu Harut Marut'la da anlattık hatırlarsanız. Nefsi veriyor, ondan sonra başlarına gelmedik olan kalmıyor. Kendiyle iç seyahatinde, pardon, mücadelesi, herkesin kendi mücadelesi kendiyle. Bu iç seyahatin gerekli ön ayağıdır diye not düşmüşüm. Gerekli ön ayağı bak. Ön ayak kendine mücadele. Önce kendi yakana çalışır. Ondan sonra başkalarını değerlendirmeye çalışır. Kendini görmeden, kendini tanımadan, kendinle mücadele etmeden başkalarını değerlendirme, başkaları üzerine hüküm ver, hakkımı yozuyor. Bunu bazen şeylerde yapıyorum. Eshab-ı Kiram'da yapıyorum. Bazı vakada arkadaşlar karşılaştı, bazı durumlarda arkadaşlar karşımışlar. Hazreti Ebu Bekir böyle yaptı, Hazreti Ali şöyle oldu, böyle oldu filan diye kavgalar anlatırlar. Yani tarihte olan vakalar üzerine. Dedim ya dedim, biz o zamanda mıydık? Yok. Biz onlar kadar değerli miyiz? Yok. Onlar seviyesine geldik mi? Yok. Kendimiz o kadar onların neresindeyiz? Yani bir Ebu Bekir gibi bırakabildik mi? Bir Ebu Bekir gibi yaşayabildik mi? Ha, o seviyeye gel, ondan sonra değerlendir. Eğer o seviyeye gelmiyorsan onlara hüküm verme hakkın yok. Eleştirme hakkın da yok. Ha, eleştirebilirsin, ayrı mevzu. Akli olarak eleştirmek haktır. Ama hüküm verme hakkın yok. Hüküm ver. Bunu biliyoruz yani. Yani çoğu meşrepte var, Şiilerde var, Alevilerde var. Ne yapılır? Yani Ebu Bekir böyle yaptı. Bak bu kötü, o kötü. Bak hüküm veriyor. Böyle yaptığın eleştirisini yap. Ama hüküm verme. Hüküm vermen için onun seviyesinde olman lazım. Onun gibi olabilmen lazım. Olmuyorsan dahi hiç yoksa karşıtı olarak onun kadar ol, şeytanı kadar ol, hiç yoksa öyle hüküm ver. Hükmü de kendinedir. Çünkü haksız verilen hüküm kendini bağlar. Hak yere söylenmiş hüküm takdirle eleştiriye taşınır. İşin açığa çıkmasına sebeptir. Devam edeyim. Hak ve adaletten kaçınılmıyorsa eğer ne yapılması gerektiğini bir önceki sureler ışığında bu sure ve ardı sıra gelen sonraki birkaç sureyle öğrenmekteyiz diye not düşmekteyim. Hak ve adaletten kaçınılmıyorsa eğer, ki kaçınılmıyor, o zaman ne yapmamız gerektiğini bize işaret ediyor bu sureler. Ne yapman gerekiyor, ne yapmaman gerekiyor. Bak, burada eğer diyor ki o sarp yokuşun ne olduğu sana bildiren nedir? Bir boynu çözmek veya açlık gününde doyurmak, yakın olan bir yetimi, yerde sürüneni, iman edenlerden olmak, sabrı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmeyenlerden olmamak vesaire vesaire. Şimdi zaten ne olması gerektiğini söylüyor burada. Yani böyle olacaksın diyor yani. Bu sarp yokuş böyle bir yokuş. Çünkü nefis müsaade etmez. Onun için sarp yokuş. Ha, bu şu demek aynı zamanda. Rüyanızda bir yokuş gördüğünüz zaman böyle olaylarla karşı karşıya kalacak. Yani hayatınızda size fırsat olacak şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Ama o fırsatı değerlendirmiyor mu, değerlendiriyor mu, değerlendirmiyor musun? Mesela o. Yani rüyanda bir yokuş gördün, tırmanıyorsun filan filan ama tırmanamıyorsun, düştün. Demek ki fırsatı kaçırmışsın. Daha doğrusu kaçırıyorsun. Veyahut da yokuşu öyle bir aceleyle çıkıyorsun ki çıktın tepesine. Demek ki önüne gelecek bir fırsatı değerlendir. Ne fırsatı? İyilik yapma fırsatı. Böyle bir şey. Bizler genelde değerlendirmiyoruz. Kaçıyoruz, sırtımız dönüyoruz. Vallahi. Devam edeyim. Beled suresinin ilk ayetleri erenlerin beden şehri olarak da anlamlı kıldıklarını belirtmekte fayda vardır. Tasavvufta genelde Beled suresi insanın takdir ilahi beden şehri olarak görülür. Ki beden üzerine bu yüzden şeyler yazılmıştır. Yani size söyleyeyim. Viritler diyorum. Varidatlar vardır. Hikayeler yazılmıştır. Çok enteresan. Veyahut da efendime söyleyeyim. Erenler aynı zamanda başka bir mertebeye geldikleri zamanda, beka mertebelerine geldikleri zamanda insan-ı kamil olarak yorumlarlar. Beled, yerleşke olan yere. Dikkatli ederseniz zaten ikinci ayetler, yani tasavvufi tabirlerini bırakalım. İkinci ayetler zaten şeyi de anlamlı kılıyor. Bu beldeye yemin ederim ki sen de bu beldede oturmaktasın. Ruh hangi beldede oturmakta? Hemen arkasından bir ayette. Doğurtana ve doğana. Ya bizzat beden üzerine konuş. Ya bu tarafı da kaçırmayın. Yani hiçbir anlamı dışarıda bırakmayacak şekilde arkasından hemen başka bir şey getiriyor. Yani istediği anlamı verecek oldu. Sizi o anlama taşıyacak bir içeriği olan bir sözle beraber getiriyor. Yani sadece belde demiş olsaydı, arkasından onları zikretmezse Mekke'yi anlıyorsun. Mekke orada duruyor. Ne anlatacak o zaman Beled Hanım? Değil mi? Arkadaki sureleri kendine döndürtüyor insan. Ayetlerle daha doğrusu.
Beled suresinin ilk ayette erenlerin beden şehri olarak da anlamlı kıldıklarını belirtmekte fayda vardır. Bir de şu da var, takdir-i ilahi ikilikten çıkmak, insanın kendi ikiliğini aşması söz konusudur. Beled'de bir insan eğer kendi içindeki çatışkıları aşarsa, zor olanı aşarsa, o zaman doğru olanı bulur, ikiliğini aşar. Veysel'in onun için güzel bir sözü var. İkiliktir başa beladır. Her ne gelirse ikilikten gelir. Sen birliği dile. Diye bir güzel söz var ya. Bak. Birliği nasıl bulacaktık? Bir önceki surede buluyoruz bak. Ey mutmain olan nefs gel. Teklif ediyor gel. Eğer gelirsen sonucun cennettir. Birliği benimle bulacaksın diyor. Başkasıyla değil. Çünkü birliği zatla bulursun. Sıfatlarda birliği işlevselliğinde bulursun alem. Ve kendi üzerinde. Ama gerçek birliği, tevhidin gerçek birliği. Özneye bağlılığına Allah azimşanla bulursunuz. Çünkü tevhid öznenin kendisine tanık olmaktır. Nesnenin kendisine değil. Çünkü nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisi birliktir. Tevhid değil. Birlik ayrı bir şey, tevhid ayrı bir şey. Biz tevhidi birlikle karıştırıyoruz bazen. Şekerle diyor, çayı karıştırdığın zaman diyor, işte bak diyor, birbirinden ayrıştırırsan. Tevhid böyle bir şey. Kardeşim o nesnel bir şey. Yani verilecek bir örnek de değil. Yani çocuklar için belki olabilir. Amenna da hak hakikat için doğru bir örnek değil. Her şey hak görmek tevhid değildir. Her şeyde hakkı görebilmek tevhid. Özneye tanık olabilir. Ama özneye bizzat kendiliğinde tanık olamıyoruz dedik. Neyle tanık olacağız? Eylemlerinde, esma görünüşlerinde, tavırlarında, sıfat belirimlerinde. Bu da sadece eylemde gerçekleşiyor. Başka bir şeyde gerçekleşmiyor. Devam edeyim. İnsanın bedeni kendisinin emin beldesidir. Emin olunan yabancısı olunmayandır. Burası önemli. Kimse kendi dünya hanesi olan bedenine kendine yabancı hissetmez. Kendini yabancı hissetmez. Bazı durumlar hariç demiştik biraz önce. Bazı durumlar hariç. Fecde veren kurtulmuştur dedik. Hani hakikaten de fecde veren kurtulmuştur. Burada da veren kurtulmuştur. Ha. Devam ediyor. Kurtulmuştur. Belette de aynı sözü tekrar etmek yönünde olur. Ama nitelikli veren. Yani ihtiyaçlıya, ilahi amaca bağlı olarak veren kurtulmuştur. Bunu da surede zaten görmekteyiz. Eğer nitelikli harcama yapmıyorsanız ona israf diyor. Amaca bağlı iş yapmıyorsanız, amaca bağlı harcama yapmıyorsanız, gerçekten nitelikli olarak insanların faydasına olan, insanları maneviyata taşıyacak işlerde kullanmıyorsanız, bu ilminiz olur, malınız olur, mülkünüz olur, canınız olur kullanmıyorsanız israf etmişsinizdir. Kendinizi, canınızı, ilminizi, paranızı, pulunuzu israf etmişsinizdir. Onun için nitelikli harcama. Zaten burada kastedilen şeylere bakarız hep nitelikli harcamalardır. Zamanı, duygularımızı. Bunu da surede zaten görmekteyiz. Surede emin olmayanları kendinizde emin kılın denilmektedir diye bir not düşmüşüm. Surede emin olmayanları kendinizden emin kılın denilmektedir diye not düşmüşüm. Elbette ki yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız ama dinde de emin olunan kişi olmamız, bakın burası çok önemli. Yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız. Bunlar doğaya ait. Ama dinde de emin olunan kişi olmamız surede insandan istenendir. Çünkü zikrettiği yer emin belde. Onun üzerinden okursanız hanım kızım. Siz emin kişiyseniz yerleşkenizde emin belde olur. Siz haramzadeyseniz yerleşkenizde insanlara uzak yabancı olunan belde olur. Haramilerin olduğu yere kim gider? Yani kişiye bağlı olarak zaten yerlerde anlam kazanıyor. Bu da çok önemli bir şey. Biraz önce Çin'den bahsettik, korkuyorum dedim. Niye? Çocukluktan beri izlediğimiz şeyler Çinlilerden korkutmuş. Bak yerleşkeden korkuyorsun bu sefer. Emin görmüyorsun çünkü yabancı geliyor sana. Ama vatanın dediği zaman, Türkiye dediği zaman her yer seninmiş gibi geliyor. Niye yabancı hissetmiyorsun? İnsanını tanıyorsun. Ali Efendi'nin bir hikayesi var. Bir gün birisi demiş ki gideceğim Mekke'ye yerleşeceğim. Mübarek topraklar demiş. Orada yaşayacağım hayatımın sonuna kadar. Ne kadar güzel bir hayat. Gidiyor evlat diyor bak dayanamam diyor. Ha. Ya öyle şey mi olur diyor. Mübarek yerlere gidiyorum diyor. En fazla 3 ay mı 4 ay mı ne dayanıyor? Kaçıyor geliyor. Ne oldu diyor. Vallahi sen haklı çıktın diyor. Toprağa toprak yapan insanmış diyor. Toprağa toprak yapan insanmış diyor. Ha, mübarek yere gidiyorsan git gör gel. O insanlarla yaşayacaksan, mecbur orada olacaksa, o zaman oranın hissiyatını da yitirirsin. Adamlar seni öldürür yani. O ruhunu öldürür. Gittik gördük ya hepsi ticarete dökülmüş. Başka bir şey de yok. Gidenler biliyor.
Her şey alışveriş. Hacı, hacı dedikleri zaman alışveriş metası. Faydalanma aracı yani. Hacı, hacı. Vallahi ya, ne sadıklar tanıdık onu. Elbette ki yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız ama tinde de emin olunan kişi olmamız surede insandan istenendir. Zor olan yapıldığında eminlik elde edilir. Kolay olan değil. 20. ayet kolayı yani vermeyi hayırı gözetmeyeni tercih edenleredir diye not düşmüşüm. Vermeyeni hayırı gözetmeyeni tercih edenleredir diye not düşmüşüm. Edenleredir diye not düşmüşüz. 20. ayet velet. Üzerlerinde kapılar sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır demiş. Ama Allah yardım etsin. Siz emin kişiyseniz yerleşkenizde emin belde olur. Siz haramzadeyseniz yerleşkenizde insanlarda o zaman yabancı olunan belde olur. Yere davranışlarıyla anlam katan insandır. Gördüğüne dile getirdiğine, hayır ve şerre insan dikkat ederse emin beldedir, güven telkin eder diye not düşmüşüm. Ve bizden istenen ise yolu iyi bilmemizdir. Bunu da altını çizeyim. Belette özetlenen şu. Yani beldeye yemin ederim ki, insanı kendisine, bedenine, üzerine, yerleşkesine yemin eder ki, doğruyu olan yolu gösteriyorum diyor. Hayır ve şerri gösteriyorum. Zaten son ayetler onu iyice net gösteriyor. Gösteriyorum, iyi ve doğruyu tercih etmek artık size kalmıştır diyor. Hikayesinden bakarsan, gerçek hikayesinden bakar, aslında zaten ne yazıldıysa o yaşanır. Ama buradan bakarsan o gerçekleşirken sizin üzerindeki tercihler belirliyor. O tercihleri ama evvelde yazılandan da ayrı görmeyin. Yani biz genelde tercih dediğimiz zaman bize bırakılmış hani. Sanki bağımsızmışız gibi değil mi? Ahiretine bağlı. Ahiretine diyorum, eveline bağlıdır. Kendisindeki o evelin içinde yazılgısına bağlıdır. Yani kaderi mutlakına bağlıdır. Şaki midir, sahip midir, neye göre yazıldıysa ve sonuçta niçin yaratıldıysa sonuçta o rolünü, görevini yerine getirecek. Onun için bana saçma gelir. Saçma dediğim anlamsız gelir. Ya tercih bize bırakmıştır, şöyledir, böyledir. Vallahi öyle bir tercih kimse de görmedik. Yapan çatan benim diyor ya. Kaç tane süre geçtik. Başka yapan çatan da görmedik ha. Şat damarından daha yakınım, şudur budur ayetleri. Değil mi? Geceyi doğurtan kendi, gündüzü getiren kendi, onu getiren kendi. Efendim güldüren o, ağlatan o, öldüren o, dirilten o. Ayetleri okuduk hatırlıyorsanız. Şems suresi, pardon şuraya bakayım. Şems suresi bildiğimiz gibi şemsiye de şemsten gelmiş. İngilizler uydurmuş diye bir laf var. Doğrudur. Şemsiyeyi. Yağmurluk iken şemsiye oluyor ya. Tarttır. Ne yapacak? Ne zaman yağmurluğa şemsiye dersen, güneşlik dersen Arabistan'da da şemsiye satabilirsin. Yani bir algı oluşturma, muhteşem bir şey, bir söz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Sure adalet ilkesi yine okunmaz ama bakın burada adalet başka bir şey. Adalet sonuçta görülecek bir şey ama Şems'te bambaşka bir şey olarak çıkıyor. Allah işlerinde adaleti gözetendir. Değil mi? Yani adalet sonuçta başınızda yaşayacağınız bir şey değil. Allah işlerinde adaleti gözetendir. Anlamında okunmalı gereken bir şey. Gene adalet ilkesi ama Allah işlerinde adaletlidir noktasında. Adalet ilkesiyle okunmalı. Daha önceki surelere dikkatli bakın. Adaletten kaçışımız yoktu. Yani adalet illa üzerimizde yaptığımız olaylar sebebiyle tahakkuk edecekti değil mi? Böyle bir şekilde adalet anlamlandırır. Ama bu surede bizzat adaletin gerçek sahibi üzerinden anlamlandırma. Adaletten kaçış yok çünkü kendisi zaten adaletle iş görüyor. Onu tanıyoruz zaten. İki, adaletinden dolayı verdiği hükümden kendisine sorgu sual edecek kimse yok. Son ayeti okuyun. Nerede? Bunun sonucunda da korkmaz. Ya muhteşem bir ayet. Yani öyle bir kudret sahibi ki yaptığı işlerden korkusu yok. Yani sonuçları bu olacak, böyle olacak. Bak yaptığımız her şeyden bir kaygı duyarız. Değil mi? Allah'ın kaygısı yok. Ama yanlış yapmanın ihtimali olmadığı için zaten. Yanlış yapmanın ihtimalinden hariç. Yani, evet o ayrı, şeydir. O var. Birebir o var ama düşün ki kendinden o kadar da emin ve işlerinde o kadar doğru ve onun haricinde o kadar yüksek derecede kudret sahibi bir varlık. Eminliği zaten oradan geliyor. Sonsuz kudret sahibi. Ve onu bırak helak eder, gerisini yerini yaratır. Ne fark ediyor ki yani? Ha bu şu demektir. Yaşamınız sizin için bir fırsattır. İsterse helak eder. Bir sebebe bağlı olur. Yaşam bizim için bir fırsattır. Ne kadar değerlendirebiliyorsun? Devam edeyim. Allah işlerinde adaleti gözeten adaletle hükmettiğin hükmüyle hüküm olunmayacak olandır. Siz de Allah'la hüküm verirseniz hükmünüzde hükmolunmazsınız anlamına da gelir. Yani yaptığınız işlerinizde kaygılanmazsınız.
Yani ayeti bu şekilde de okuduğunuz zaman bambaşka bir yere vuruyor. Olandır. Semud kavmi üzerinden betimlenenler bunu anlamlı kılar. Böyle olsa da hükmünden korkmayan Allah'tan insan nefsi emaresiyle yaptıklarından dolayı korkması gerektiği vurgulanır. Evet, Allah'tan korkunuz niye? Yaptıklarınızdan dolayı. Çünkü adalette iş görür. Nefsin, bakın Allah'ın zatından korkulmaz. Sevilir demiştik daha önceleri değil mi? Yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun. Çünkü adalet hükmünde tavizi yok. Kötülükten arınması, nefsin kötülüklerden arınması akibette ve ahirette korku ve kaygılardan kurtulmak adına gerekli olandır diye bir notumuz var. Çünkü adaletten ne zaman korkmazsınız? Allah'tan adalet sıfatı sebebiyle ne zaman korkmazsınız? Nefsinizden arınmışsanız, her şeyi doğru yapıyorsanız kaygınız olmaz geleceğe karşı. Surenin 7. ayeti önemli. Nefse onu biçimlendirene demiş bak. Allah nefsin üzerine yemin ediyor ya. Yani sıradan bir şey değil demek istedim. Hani hep kötülenir ya nefs. Sıradan bir şey değil. Daha önce çok konuştuğumuz için sıradan olmadığını, yani sebeplerini konuştuğumuz için üzerinde durmuyoruz. Nefs olmazsa insan insan olmaz. Ve biçimlendirene diyor bak. Burada mürebbiyi kasteder, Rab sıfatını kasteder, mürşidi kasteder, anne babayı kasteder. Ve hepsinin üzerinde Rabbül Erbab olarak kendini de kasteder. Biçim veren kendisi. Allahu Ekber. Sürenin 7. ayet önemli. Nefs adına yemin edilmekte, biçimlendirene de yemin edene. Nefsin önemi daha önce konuşmuştuk diye not düşmüşüm. Surede adalet ne pahasına olursa olsun gerçekleşecektir. Mesajı verilir. Bu da ilkesel yaşamın hayati olarak önemli ve gerek doğru anlamını taşır. Hakikaten hayati bir anlam var ilkesel yaşantı. Yoksa gittiğiniz gibi yani sonuç berbat. İnsan tem ve nesne varlığı değil, ruh ve özne varlığıdır. 7. ayetle bu daha anlamlıdır. Bakın. Bir önce de yerleşkenize yemin ediyordu. Burada artık nefse yemin ediyor. Değil mi? Yemin etmiyor. Daha doğrusu zikrediyor. Nefse ve onun biçimlendirene yemin ediyor. Evet evet. Bir önce de beldeye yemin ediyor. Şimdi bak özneye, ruha yemin ediyor. Aynı zamanda nefseye maruz. Artık nefsin içeriğini hangi şekilde doldurursa tefsir olur. Surede insanın neye göre bilincinde bilinçlenmesi gerektiği anlamlı kılınır. Özellikle ilk 10 ayet güneş ve onun aydınlığı pırıltısına yemin olsun ki. Nereye okuyoruz? Şems'e doğru. Şems. Bir bakayım hele. Sonra ne? Bu doğrultuda anlaşılmalı diye not düşmüşüm. Onun ardından geldiği zaman aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gece ve onu bina edene, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu biçimlendirene, sonra kötülüğü ve takvayı ilham edene. Ya muhteşem ayetler ya. Neyimiz kaldı acaba bu ayetlerden sonra onu bilmiyorum ha. Bak şerri de ilham ediyorum diyor. Takvayı ilham edene. Şimdi ne üzerinden ilham ediyorsa onun üzerine de yemin ediyor. Yani sıfat olarak ne üzerinden işletiyorsa onun üzerinde. Onu arındırıp temizleyen kimseye gerçekten felah bulmuştur. Onu kirletip gömen kimse ise elbette ziyana uğramıştır. Hani nefsinize zulmetmeyin diye bir ayet vardır bilirsiniz değil mi? Bir de hadis-i şerif vardır. Nefsinize zulmetmeyin. Bu ayetle onu okuyun. Onu kirletip gömen kimse elbette ziyana uğratmıştır. Nefsine zulmetmiştir yani. Genelde bu hadisler olsun, ayet olsun şöyle aldı. İşte nefsine zulmetmeyeceksin, yiyeceksin, içeceksin, dünyaya bakacaksın filan filan. Ha, söylüyor bak nefsini gömdün gitti diyor. Muhteşem bir şey. Yani ayet diliyle okuduğun zaman daha anlamlı. Bakalım bunları nasıl tefsir etmişiz. Teviline bağlı olarak. Özellikle ilk 10 ayet bu doğrultuda anlaşılmalı. İnsanın güneşi, kendisinin ilkesi olan burcunun kendisinde nefsinin arınması sonucu baskın meleke olarak yükselmesidir diye not. Bu tefsirdir. Bazen olur ki bu mümürşe. Çünkü tefsir dediğimiz niçin? Çünkü birçok anlam yüklenebiliyor bunlara. İnsanın mürşidi güneşidir. Ay kendisidir. Ve o güneşinden halden hale geçer. Hani diyor ya halden hale geçen aya yemin olsun ki. Halden hale geçen dervişe yemin olsun ki. Veyahut da halden hale geçen insana hak ve hakikaten beslenen insana yemin olsun ki. Gibi anlayın. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Yani birçok anlamlara haiz olmak kaydıyla sadece bu anlamında okudum. Altına da çize çize söyleyeyim. Güneş dilde söze, yolda mürşide. Ha burada zaten çeşitlendirmiş bak. Güneş dilde söze, yolda mürşide, kalpte sevgiye ve benzeri gibi anlamlara gelir. Vallahi. Ailede anne babaya sevgi muhabbet varsa yoksa zebaniye. Sevgi muhabbet yoksa zebani olur anne baba. Yok sevgi muhabbet varsa anne baba güneş olur çocuk için. Değil mi? Devam edeyim. Kalpte sevgiye benzeri anlama gelir. Nefs evrensele bağlı edinilen değerlere göre terbiye edilir ve biçim kazanır.
Ya nefs terbiyesini inanılmaz güzel söylüyor. Bunun için gerekli olan ise insanın evrensel değeri üzerinde yaşayan nesnesi olan tabusu dokunulmazlığı olandır. Salih'in kavmi tabusu olması gereken deve adaletin gözetilmesi. Hani su içme emilemi var. Bir gün o içecek, bir gün o içecek vesaire. Oradan anlayın. Gözetilmesi ve evrensel değer edilmesi sonucu ilahi adalete göre hel hakkı kaçınılmaz olandır. Çünkü niye? Edinilmemesi, daha doğrusu evrensel değeri edinilmemesi sonucu ilahi adalete göre hel hakkı kaçınılmaz olandır. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Hani oradaki deve bir tabuydu. Değişilmez olan. Yani dokunulmaz olan. Ama onun üzerinden istenilen neydi? Adalet ilkesinin kazanılmasıydı. Hani bir gün o su içecek, bir gün onlar içer. Hak ve hakkaniyetin gözetilmesiydi. Ama baskın kuvvet ne oldu? Kıskançlık oldu. Baskın kuvvet ne oldu? Haset oldu. Ne oldu? Kestiler, yediler. E ne oldu? Allah da onları kesti. Helak etti. Yani deveyi kesmeleri demek, yaşam sürecinde kendilerini de öldürmeleri demekti. Taş gibi kalplerden bir deve çıkartıyor, yumuşatıyor ama sonra kıskançlık gene baskın geliyor. Değil mi? Lan buti bak, uysal bir hayvan çıkartıyor. Ne yapıyor? Ondan sonra kıskançlık, haset o devenin öldürülmesine sebep oluyor. Bunu kendi üzerinizden okuyun bu şekilde. Taş gibi kalpten çıkan bir deve. Yani bir imana gelişiniz oluyor ama sonradan bir helak oluyor. Ne öldürüyor sizi? Hani neydi o? Bir ayet vardı kıyamet belirtilerinden. Öldürülmüş kızsa sorulduğunda seni neyle öldürdü? Sana lütfedilene sorulduğunda sen neyle öldürdün? Kıskançlık, haset neyleyse artık. Ha, bu şekilde okudunuz ama belki daha anlamlı. Eğer ilkeler değerler olarak edinilmezse ve değerler olarak da hayatınızı biçimlenmezse helak kaçınılmaz. Ya ahiret olarak ya akibet olarak. İlkelere göre yaşıyorsan sonuç elde edebiliyorsun. Hayatın her alanında. İlkelere göre yaşamıyorsan hayatın her alanında sonuç kaçınılmaz. Helak. Ve bu bağlamda Salih'in kavmi örnek gösterilmiş diyor. Bak başka yerde Salih, özellikle Salih kavmi. Başka bir şey. Ama işin enteresan tarafı halen üç boyutlu konuşmaya devam ediyor. Bak sureler o kadar kısalmasına rağmen. Üç boyutlu konuşuyor. Geçmiş, gelecek, bu an konuşuyor. Diyor kaçınılmaz olur. Surede insandan istenen evrensel değerlerin belirdiği haklar üzeri ve dokunulmazlarıyla insanın nefsini terbiye etmiş olarak. Çünkü bak değerler insanı terbiye ediyor. Dokunulmazlar insanı terbiye ediyor, sınırlıyor. Ama ne kadar dokunulmazlarınız olursa olsun nefis gene deveyi öldürüyor ya. Yani aç yemeyeceğim diyorsunuz ya. Ya yersiniz ya, istisnasız yersiniz ya. Ne zamana kadar? Veyahut da küfretmeyeceğim dersiniz, küfredersiniz. Ağzınızdan küfür çıkar. Ne zamana kadar? Gerçekten muhatabınızı bulana kadar. Aynanızı bulana kadar. O zaman görüldüğünüzü görüyor, bilindiğinizi biliyor, duyulduğunuzu duyuyorsunuz. İnsan ne zaman görülürse kendini sınırlar. Görülmeden önce sınırlamıyor. Farz edin evde sizi 24 saat birisi gözetliyor. Ne oldunuz? Gittiniz gümeye. Banyoya bile giremezsiniz. Farz etmeyin ya. Allah her an sizi gözetliyor. Allah'tan gafiliz. Şimdi bunu efendime götüreyim. Allah veli kulunun dili olur. Vallahi öyle kelimeler etmiştir ki 24 saat sanki gözetim altında tutulduğumu hisseder. Vallahi diyorum ya, dilime gelmiyor. Bazı şeyler söylerdi. Banyoda, orada, burada ne yaşanıyorsa üstü kapalı şekilde tık tık söylerdi. Neredeyse benlerimin nerede olduğuna kadar. O şekilde konuşmaları var. Vallahi diyorum ha, altını çize çize. Her neyse, demek istediğime getireyim. Görüldüğünü gördüğünüz zaman, duyulduğunuzu duyduğunuz zaman isteseniz de kendinizi sınırlıyorsunuz. Doğru olan şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Ha, Şems suresi, güneş size doğduğu zaman isteseniz de istemezse terbiye olmaya başladınız demektir. Kendinizi sınırlayacaksanız demektir. Bu noktada bir noktada ya bu noktada bir müjde gibidir. Altını da çizeyim böyle. Bunun için bugün de tik olan altını çizeyim. Bunun için her hafta bir şey geliyor. Ne geliyor bilmiyorum. Nereden geliyor onu Salih, şuradaydı. Surede insandan istenen evrensel değerlerin belirdiği haklar üzere, evrensel değerlerin belirdiği haklar üzere ve dokunulmazlarıyla insan nefsini terbiye etmiş olarak kendi için olan gök kubbe ve onda gerçekleşenlerde hakkınca yaşamasıdır. Surede özellikle Rab 7. ayetle kendisi ve sıfat belirme mürşidi kamil olan insan üzerine yemin etmekte. Nerede? Nefse ve onun biçimlendirene. Burada özellikle mürşidi kamil üzerine de yemin vardı. Birçok anlamına haiz olmasıyla beraber.
Taliplerin güneşi mürşidi kamildir. Ay ise taliptir. Evrensel değerler aynası olan insan ne? İnsan kendi nefsi emaresini sınırlar ve kendi akıbetten yana korur. Kendini akıbetten yana korur. Bu da gerçekleşirken, çünkü bilir ki yüzleşecek. Bilir ki hesabı görülecek. Bakın, mürşidi olanın hesabı anda görülür. Ahirete bırakılmaz. Hata yaptığında küt diye vurulur. Hiç şansı yok. Bir tane iki tane değil, yüzlerce. Hiç şansı yok. Aynı anda cezası kesilir. Allah mürşidsiz bırakmıyor. Mürşid olmayanın mürşidi şeytandır dedikleri nefsidir. He. Mürşid diyor, hazırda burada demiyor. İrşad etmiş, rüştünü bulmuş, bilinçlenmiş akıyla. Üzerinde artık hakkın tezahür ettiği ve kendisine, kendisi tezahür ettiği için ruhsat verilmiş olan. Hani kendi kafasına göre günahınızı bağışlıyorum diyen birisi değil, ruhban değil ya. Yani. Hak, akıbetten yana konur. Neydi? Ay ise taliptir diye. Bakın, birçok içeriğiyle beraber sadece sure bağlamda anlamı kılıyorum. Evrensel değerler aynası olan insan ile, bak evrensel değerler aynası olan insan ile, insan kendi nefsi emaresini sınırlar ve kendini akıbetten yana korur. Bu da gerçekleşirken talipte nefsini kişilikte biçim verecek olan ise iman, vicdan, haya ve akıldır. 7. ayette yemin edilen tefsiri manada bu sıfatlardır da. Yani nefse biçim veren diyor ya. Yani sadece bir şeyin üzerine de, sıfatların üzerine de yemin ediyor orada. Çünkü nefse biçim veren bunlar. Aynı zamanda o nefis hevayla da biçim kazanıyor. Değil mi? Bir daha okuyayım burayı. Bu da gerçekleşen talipte nefsine kişilikte biçim vererek verecek, pardon, kişilikte biçim verecek olan ise iman, vicdan, haya ve akıldır. 7. ayette yemin edilen nefiste aynı zaman 7. ayette yemin edilirken, ki bunların da tefsir manada anlaşılması gerekir diye not düşmüşüz. Ama bu sıfatlarıyla diye bir not var. Bu sıfatlarla kendini terbiye eden talip üzerine yemin edildiğini de unutmamak gerekir. Burası can alıcı. Bir gün babayla oturuyordum. Babayla otururken baba bir şeyler söylüyor. Söylerken ben onu farklı yerlerden farklı yerlere çağrışım yapıyordum. O farklı yerler üzerinden düşünerek kendimin nasıl davranmam gerektiğinin bilincini ediniyordum. Şöyle bir baktı bana, Allah Allah dedi ya. Bak, kendisi bir şey anlatıyor. Ben onun dışında onu başka yere taşıyorum aklımda. Ve kendimi nasıl yaşamam gerektiğini, hayatıma nasıl sınır olmam gerektiğini veyahut da ne yapmam gerektiğini bilincini ediniyorum o konuştuklarında. Allah Allah dedi ya, mübareğe bak dedi. Kendi kendini yetiştiriyor dedi. Orada jeton düşmedi. Jeton düşmedi ama ayet ne zaman önüne geliyor o zaman jeton düşüyor. Ha, baba o sırada söylediği şey ayette yaşanan bir şeymiş. Bak bir daha okuyorum orayı. Nefse, onu biçimlendirene. Eğer sizde bu melekeleriniz kuvvetlendiyse kendi üzerinde kendi nefsinize biçim veriyorsunuz. Hele bir aşk olsun, vallahi en kötü huyunuz olsun, kendinizi zelil edersin. Sen bunu böyle yaptın. Sen böyle ettin. Lehem edersin. Ve kendi kendinizi kınarken yakarsınız. Yani üzerinize malik olursunuz. Hani cehennemin bir meleği var ya, aşk tecelli ettiği zaman kendi nefsiniz üzerinize malik olursunuz. Ve kendi zebaniniz olursunuz. Nefsinize zebani olursunuz. Bakın, cehennemlikler nefsine zabanileri bulurlar. Eğer terbiye olmuşsa nefsinizde rıza gözetecekleri bulursunuz. Hoşnutluk bulacakları gözetecek. Yani cenneti bulursunuz. Her neyse, bu melekeler sizde varsa haya. Aman yarabbi, haya ateşi nasıl bir ateştir? Akıl. Ama ne? İlkelere göre çalışan akıla, nefse, hevalarına, dünya menfaatlerine göre değil. Yani kategorilerle işletilen de akıl değil anlamında. İlkelere göre işletilen akıl. O zaman kendinizi sınırlıyorsunuz. Değerler edinmiş akıl. Vicdanla değerler edinmiş. Akıl ile üst yapı kurumları edinmiş bilinç. Kendini sınırlar. Kendini terbiye eder. Bunu edindiyseniz terbiyeniz kendi üzerinizde kendinizedir. Ve siz kendinize terbiye vermedikten sonra altını çizeceğim. Mürşit ağzıyla kuş tutsa ne yazar? Vallahi. Ne yazar? Çünkü bu melekeler sizde uyanmamış. Bak, bundan önceki surelerde bu melekeleri uyandırtıyordu bizde, değil mi? Onları konuşuyorduk. Şimdi öyle bir hale geldi ki bu melekeler uyandıktan sonra ne oluyor? Kişi kendini terbiye ediyor. Bir şey yaşıyorsun ya, bunun aklı bu değildi. Öyle olmaması gerekiyordu. Bak, kendini terbiye ediyorsun. Kendini kişiliğinde biçimlendiriyorsun. Karakterin de açığa çıkıyor. Yani baskın karakterin neydi? Rabbin olan sıfatıyla Rabbim de üzerinde görünüyor. Ama nerede görünüyor? Kişiliğinde artık görünüyor. Muhteşemmiş. Tamamıyla asli tecelli mahalli olduğun demektir. Devam edeyim. Kendini terbiye eden talip üzerine yemin edildiğinde unutmamak gerekir. Belette zor olan şemste nefsin terbiyesiyle aşılmış olandır. Hani belette bir zorluk vardı değil mi? Ama şemste artık o aşılıyor. Terbiye edilmiş nefis.
İnsan terbiye edildiği zaman aşıyor. Devam edelim. Leyl. Hani bir Leyla ile Mecnun hikayesi var. Leyla'nın isminin aldığı yer Leyl. Vallahi. Bir A'sı eksik Türkçesinde. 8. Şeyde mi? Şems'te mi? Sonra kötülükleri ve takvasını ne diyor? Korunmasını ilham edine yemin olsun ki. Bizzat kendi üzerine yemin ediyor. Zaten bütün ayetler Allah-u Ekber üzerine. Yeminler Allah-u Ekber üzerinden okunduğu zaman, yani Allah-u Ekber hepsinin üzerinde ekber olan Rab sıfatla okunduğu zaman bizzat kendisi. Bunu imanın şartlarından okuyun. Hayır ve şer Allah'tandır. Bakın hayır ve şer Allah'tandır 7. ayette okuyun. Yani şerri de telkin eden, hayrı da telkin eden Allah'tır. Devam edeyim. Ley suresi. Bu süre tavır ve davranış ilkesiyle okunmalı ama neyin tavrı, neyin davranışı? İnşallah onu kendisi anlamlandırmıştır. Bakalım ne? Çünkü bu sadece bu şekilde okumak anlamlı kılmıyor. Yani tavır dediğiniz zaman birçok alana şey ediyor, kapsıyor. O zaman hangi noktada tavır? İnsan niyete bağlı davranışlarından nasılsa ona göre muamele, yani karşı davranışlar görecektir. Bak yine karmayı konuş. Bu da eylemlerde insana aynı olmak, eylemlerde insanın hak olana göre biçimlenmesinin gereğidir. Daha önceki surelerde adaletin gerçekleşmesinden bahsetmiştik. Bu surede ise adaletin yaptıklarımıza göre muamele görmemiz üzerinden gerçekleşeceğini belirtir. Bakın bu surede, bu inanılmaz güzel. Daha önceki surelerde adaletin gerçekleşmesinden bahsettik. Bu surede ise adaletin yaptıklarımıza göre muamele görmemiz üzerinden gerçekleşeceği belirtilir. Bu da güzel olanın görülmesine doğru olanın yapılması gerektiği bilincini edinmemize sebeptir. 12. ayet. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir diye bir not düşürmüş bakın. Bir de güzelin doğrulanması noktasında bir şey söylemiş. Güzel nedir demiştik daha önce, hatırlayanınız var mı? Güzel nedir? Güzel olduğu gibi görünendir. Örtüsü olmayan. Bir şeyde örtü varsa kendi güzelliğini yitirmiştir. En basiti altın. En saf ayarındaki ne kadar güzel değil mi? Ne zaman bozuluyor? İnsana güzel gelmiyor. Yani. Çünkü ayarı bozuldu. İnsan maskelendiği zaman da güzelliğini yitirir. Dışarıdan aldığı nesneler sebebi, pardon, kendi nedenle dışarıda bulduğu sürece, dışarıda olanlarla örtündüğü sürece, kendinde uyananları da örttüğü sürece güzelliğini yitirir. Ne zaman ki kendi gibidir, olduğu gibi asliyetini dışa yansıtıyordur. Asliyetinde olan, var olanı, gerçek olanı, asli eylemlerinde dışa yansıtıyordur. O güzeldir. Birebir yansıtan demektir. Hani sen güzel ahlak üzeresin diyor. Bakın burada biçimde güzelliği kastetmiyor surede. Eylemlerde, davranışlarda güzelliği kastediyor. Evet, tavır ilkesiyle okunmalı ama hangi tavır? Eyleminde güzel, tavırlarında güzel. Olduğu gibi ilkeyi yansıtan, olduğu gibi hakkı yansıtan. Ha işte o zaman çok anlamlı. Devam edeyim. Özellikle 6. ayetle 9. ayet önemli. Ley. Ve en güzel olanı yalan sayarsa demiş. Bir de ne? Yalanlarsa. Neydi? Orada öyle mi? Ve en güzel olanı doğrularsa. 6. 9'da yalanlarsa. Ha yalanlarsa, pardon, ikisi ayrı ayrı. 6 ve en güzel olanı doğrularsa, 9. ayet ve en güzel olanı da yalan sayarsa. Birinde doğrularsa, diğerinde yalan sayarsa. Bak ikisini de es geçmiyor. Bir şeyi konuşuyor ama hemen başka tarafıyla da karşıtıyla da konuşuyor değil mi? İşin enteresan tarafı ama güzellik üzerinden konuşuyor. Güzel olan olduğu gibi kendini yansıtan. Kur'an'a bu bağlamda bakın. Olduğu gibi hak hakikati yansıtan. Onun için de anlatımında, İlişkilerinde, o bağ, anlattığı anlam bağlarında inanılmaz bir güzelliği var. Ve aylarca beri yaptığımız zevk de o güzelliğin cazibesinde halen kendimizi yitirmeye devam ediyoruz. Bakın güzellik yitirilmeye yanıldır. Bakın, bu nesnel güzelliği kastetmiyorum. Tinde güzellik yitirilmez. Tinde güzellik yitirtirir. Kendimizi bakın, Kur'an'ın kendi güzelliğinde kendimizi yitiriyoruz. Ne zamana kadar? Onun gibi güzel olana kadar. Allah kendi güzelliğini hiçbir zaman yapma. Olduğu gibi ve olduğu gibi kendini anlat. Sakladığı bir şey var mı burada? Yok. Esmalara dair, davranışlarına dair. Ben böyle davranıyorum diyor. Sıfatlarım bu budur. Söyle yaparsanız böyle. Yani hatır için bir şey yapıyor mu? Sen benim sevgilimsin, sen şuyumsun, buyumsun. Yemek yedi ayak yok. Olduğu gibi ya. Olduğu gibi. Ve o kadar da latif. Yani güzelliğini o kadar latif veriyor. Ha, güzellik olduğu gibi örtüsüz görünmek anlamına gelir. Bir şeyde örtü varsa orada güzellik yoktur. Doğaya bakın. Doğayı örtülendiğini düşünün. Bakabilir misiniz o güzelliğe? İmkan yok. Farz edin.
Deniz balçıktan olsun. Güneşin önü puslu olsun. Olduğu gibi görükmesin. Değil mi? Bak tasdik geliyor oradan. Olmaz. Ley suresi. Devam edeyim. Yani güzellik, bakın burada özel, yani dokunmak istediğim güzellik kavramı. Güzellik kavramı üzerinden Ley suresini anlarsınız. Bakın Şems suresinde ne olur? İrşad olan nefse getiriyor bize. Ley suresinde de başka bir yere taşıyor bize artık. Güzelliğe taşıyor artık. Yani olduğu gibi görünmeye taşıyor. Hani ya olduğun gibi görün, ya da olduğun gibi neydi? Ya da göründüğün gibi ol. Olabiliyorsa aşk olsun. Yapabilen aşk olsun. Kaç kişi yapar? Daha önceki surelerde adaletin gerçekleşmesi, burayı okuduk mu? Ha, okuduk. Güzellik iyi olanın, bakın burası çok önemli. Güzellik iyi olanın tinde, yalınlıkta örtünmeden görünüş bulmasıdır. Yalınlıkta insan için iyi olanın evlemde, eylemde doğrulanması veya yalanlanması ya yaşamı karanlığa ya da aydınlığa çevirir. İlk iki ayet diye not düşmüşüz. Örtüğü zaman geceye yemin olsun. Açılıp ayrılındığı zaman gündüze. Şimdi bakın bunu bu şekilde okuyun. Bir daha okuyorum. Güzellik iyi olanın tinde, yalınlıkta örtünmeden görünüş bulmasıdır. Yalınlıkta insan için iyi olanın eylemde doğrulanması ya bakın iyi olanın eylemde doğrulması ki güzel olanın eylemde doğrulması veya yalanlanması ya yaşamı karanlığa ya da yaşamı aydınlığa çevirir. İlk iki ayet bunun için. Surede insanın niyetine bağlı olarak kıbleyi, istikbali neye doğru ise istediğine ulaşması kolay getirilir. İrade ettiğine yönelen insan için surede istikametine dikkat et denilmektedir. Elbette ki istikbaline doğru iradesi üzeri sevk olan insan iradeyi ettiğini edinmesine yol arar ve çaba sarf eder. Genel olarak da her insan azmettiğine ulaşır. Devam ediyor. Surede bu özetlenirken ki bundan önce bir not daha var. Kendisinde irade eden, burası çok önemli bakın. Kendisinde irade eden Rabbi sıfatıyla Allah olduğu içindir ki bütün aza ve melekeleri irade ile, irade edilen sevk ile bütüncül çalışırlar. Biraz daha ilerisi, irade edilene varması için de asıllar göğünde melekler, imkanlar dairesinde ne oluyorsa onun iradesine varması için imkanlar oluştururlar. Yani insan irade ettiği zaman Adem'e secde et emri hak olur. Bütün melekeler, bütün donanımları bütüncül bir şekilde o iradeye sevk olacak şekilde, o iradeye sevk edecek ve çaba gösterecek şekilde aynı anda yapsallık kazanır. Onunla beraber de melekler, asıllar o kişinin kendi imkanları doğrusunda yaptığı, çaba sarf ettiği neyse ona ulaşması için imkanları dairesini açarlar. Bir sonraki ayetlerde bu daha net açılır. Biz seni yetim iken bulmadık mı, şöyle yaparken bulmadık mı, istediklerini yerine getirmedik mi? Ayetleri görünüz. Yani istediklerini, yani ayetin, surenin genel anlamı itibar. Senin istediklerini vermedik mi anlamlı kılınır. Devam edeyim. Allah'tır ve melekler için bu da, ha, çünkü insanda irade eden Allah'tır ve bu melekler için secde et emridir. Yani ayeti evrenselinden okuyun bu bağlamda. İnsana secde et deme. İrade tezahür ettiği zaman, irade tezahür ettiği zaman insana secde ettir. Olumlu veyahut da olumsuz bak. İrade yerini bulur. Genel anlamda bulur. İnsan azmettiğine doğru gider ve kavuşur. Ama kıblesi dünya mı? Kıblesi hak hakikat. Sonuçta ikisine de bulur. Vallahi şu aşama geldim. Ne istediysen buldum. Lakin kıblem hak olduğu için buldum. Dünyadan yana da ne istediysen bulamadım. Çünkü kıblem belli. Sıfatım belli. Efendim nasıl? Varoluş nedenim belli. Eğer onun için yaratılmış olsaydım oraya giderdim. Sevk gönderme tarafını kazanabilir miydim? Hala. Ama nasip yokmuş. İyi ki de yokmuş. Yani üniversiteye gitmedim, oraya gitmedim, buraya gitmedim. Sonradan diyorum ki ne iyi ki gitmedim. Azmettirdiği yer falan. Ama gördüm ki irade eden o sonuçta da ne istiyorsa ona doğru taşıyor. Ve o irade melekler için emirdir. Secde. Yani ne istiyorsa yerine gelecektir. Bunu Evlullah'tan bir tanesi rüyasında Cebrail'i görüyor. Diyor ki ne? Ya Cebrail sen niçin insanlara yetişmiyorsun? Bak insanlığın hali. Bizler hazır bekliyoruz. Ne zaman insan irade eder, talep eder, bizler onlara yetişiriz. Söylediklerime bakın keşfen, hani kelam-ı kibar olarak da bir örnektir. İnsan ne zaman irade eder, göktekiler hizmet eder. Bak, devam edeyim. İşte o zaman geceniz aydınlık olur.
dünya geceniz, sebepler dairesindeki geceniz aydınlık olur. İşte o zaman siz bilincinizde aydınlığa ermişsinizdir. Dünyanın geceliğinde de yaşar yürür gidersiniz. Hani kim gibi? Yakup gibi. Ama Yakup ihtiyacına bakarak olarak gecede yol bulandı. Siz artık ilkesine bakarak gecede yol yürüyen olursunuz. Bu çok önemli. Yakup ne? Sıfatlar arasındaki ilişkileri okuyan, nefsani ilişkileri okuyan, ona göre gecede nasıl yürümesi gerektiğini bilincine edinmişti hatırlıyorsanız Yusuf suresinde. Ama burada bambaşka bir şey söylüyor. Hani mutmain olan nefisten itibaren okuyun. İlkeye bağlı olarak gecede yürürsünüz, aydınlanırsınız. Devam edeyim. Ama insana baktığınız zaman genel yürüyüşünde hakikaten de genel menfaatleriyle beraber gecede yürüyorlar. Surede bu özetlenirken dünyada sonuç verecek edimlerden daha çok tinde sonuç verecek edimler ile rızayı ilahinin gözetilmesi istenir. Evet. Sonuçta insan irade ettiğini bulacak ama diyor sen maneviyatta bak maneviyatında tininde edineceklerine öncelik ver. Böyle olsa da burası önemli. 5 ve 18, 19 ve 20. ayetler dünya nimeti içinde çaba sarf edilmesi ve edimlerde bulunulması anlamını da içerir. Çünkü buraları okuyalım. Leyl suresi 5. ayet. Ama kim verir ve sakınırsa bak kim verir ve sakınırsa birçok anlama geliyor artık bildiğiniz için hiç okumuyorum. 18. ayetler kim malını vererek temizlenip arınır onun yanında hiçbir kimseye ait karşılığı verecek herhangi bir nimet yoktur. Yani kul hakkı üzerinde yoktur manasında. Bir daha okuyayım. Onun yanında hiçbir kimseye ait karşılığı verilecek herhangi bir nimet yoktursa. Yani kul hakkı üzerinde yoksa. Yalnızca Yüce Rabbinin rızasını aramak amacıyla o mutlaka razı olacaktır. Yani sonuç elde edecektir. Şimdi bu şekilde okuyun. Bak diyor ki böyle olsa da diyor bu ayetler dünya nimeti içinde çaba sarf edilmesi ve edimlerde bulunması anlamını da içerir. Çünkü edindiğinizden verebilirsiniz. Edinmediğinizden değil. Yoksa ne vereceksiniz? Yoka var yok. Yoksa veremezsiniz. İmkan yok. Edindiğinizden paylaşabilirsiniz. Onun için dünyayı da burada işaret ediyor. Yani edinmeniz gerektiğinin bilincini de veriyor. Değil. Sureyi hiç ölmeyecek gibi dünya her an ölecek gibi ahiret için çalışın ve orta yolu tutun ve tercih edin. Hadis-i şerifleri anlamlı kılar. Yani bu şekilde okuduğunuz zaman tamamıyla özetlenir sure. Yani evet rıza ilahi gözetin ama dünyayı da unutmayın. Dünyayı unutursanız ne oluyor? Akıbetimiz perişan oluyor. Ahiret için çalışın ve orta yolu tutun. Hadis-i şerifi anlamlı kılar demişiz. Bu bağlamda surette anlamamız gereken insanın dünya işini dahi ahiler gibi rıza ilahi gözeterek hizmet niyetiyle ibadete çevirmesidir. Ya en basit diye tezgah atıyorum Bismillahirrahmanirrahim diye. Bugün ya Rabbi gene sana hizmete geldik bitti. Ha, birini yedirteceğiz, biri içecek. İhtiyaçlı olan biri gelip alışveriş edecek. Bitti. Biri ne ev yapıyor? Biri ne kılık kıyafet yapıyorsun? Değil mi? Hata yapmamalar için elinden gelen bir şey yapıyorsun. Dünya çalışmanızı ibadete çevir. Çalışmak ibadettir demiştik. Altını da doldurtmuştu. Oldu. Hani birçok sebeplerden dolayı artık onlara girmiyorum konu olarak. Devam edeyim. Bakın çalışmak ibadettir. İbadete de çeviriniz. Niyetinizle. Niyetinizle. Niye ibadettir? Çünkü sizi ilkelere yakın kılar. Çalışmanız üzerinden eylemlerinizde ilkeler tezahür eder. Bunlar çok konuştuğumuz için üzerine varmıyorum. Daha doğrusu gene anlamlandırmaya gerek yok. Hizmet niyetiyle ibadete çevirmiştir. Böyle olursa eğer dünya gecesi gündüze döner. Allah bizi dünyası kıblesi olan, bakın Allah bizi dünyası kıblesi olan ahireti ve rızayı gözetmekten yana kör olanlardan eylemesin diye bir not düşmüşüm. Surede bu tip insan da zikredilmekte. Surede güzelliğin iyilik üzeri yani edinileni vermek ile görülebilen olduğunu da anlamaktayız. Güzelliğin iyilik üzeri yani edinileni vermek ile çünkü iyilik ne? Edinileni vermekle alakalı. Çünkü iyilik dediğinizde vermekle alakalı bir şey. İyi olan şey, verdiğiniz şey. Doğru olan şey, tutarlı, kararlı, gerçek olan şeydir. Yanlış olan şey, bunun tam tersi olan. Devam edeyim. Yani tinde ilke, iyilik ilkesine bağlı olarak eylemde algılanması sonucu güzellikte görünendir. Bir de okuyorum. Yani tinde ilke, maneviyatta ilke, rahmaniyet, rahimiyet, cömertlik, merhamet. İlke, iyilik ilkesine bağlı olarak eylemde algılanması sonucu güzellikte görünendir. Eylemin güzelliği. Doğruluk ise güzel olanı doğrulama ve güzel olanı yaşamakla edinilendir. Vermeden cennete edinmek ve Allah'a ermek söz konusu değildir. Ver ki kurtul,
dedik ya, diğer önceki surelerde belki kurtul. Belki eresin. Ama vermek için de edinmem lazım. O zaman hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için çalış. Bu şu demek. Her ne yapıyorsan Allah için yap ve her ne yapıyorsan Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için sana bir araç olsun. Dünyada istediğin kadar olsun. Ahiretin de istediği kadar olsun. Fark etmez ama Allah için kullan. Kullanmadın mı? Yük oldu, geçmiş olsun. İlk dört ayet doğa zemininde halk edilen insanın sıfatlarına ve karakterlerine bağlı olarak farklılıkları çeşitte bulunduğunu görmek adına önemli. İlk dört ayet demişiz. Açılıp aydınıza erkeği dişi yaratana gerçekten sizin çabanız, işleriniz farklı farklıdır diye ne güzel bir not düşmüş. Biraz önce konuştuğumuz bir şey vardı ya. Tek tipleştirilemez. Bak doğasına aykırı öyle yaratmış. 10. ayet dünya kazanımlarını kolaylaştırırız anlamını da içerir. Nerede 10? Biz de ona zorlu olanı kolaylaştırırız. Bakın. Zorlaştırır. Hangisi? Zorlu olanı kolaylaştırır. Cehenneme gidecek yolu kolaylaştırırız manasında. Zorlu. Cehenneme gidişi zor olarak. Hı? Cehenneme gidişi zor olarak tanımlıyor. Tabii bu şekilde konu bakarsan öyle. Evet. Yani iyilik diyor. Evet bir önceki surede iyilik zor. Bak bir bakın neydiydi? Bu Şems'ten önce bir sure vardı ne? Belet'te iyilik gerçekten zordu değil mi? Doğruluk olmak zordu. Şems'te arındı değil mi? Artık kolaydı. Şimdi artık kolay. Güzeli doğrulamak kolay. Artık diyor kolay olanı yaşa. Ama bu sefer kolay olan için zor olan bir şey var. Kötü yapmak. Kötü olmak. Şimdi tespih çekiyorsun. Senelerden beri farzını tespih çekiyorsun. Yapmamak ne kadar acıdır. Değil mi? İyilik yapıyorsunuz. İyilik yapmamak ne kadar acıdır. Zor olan olur. Yani karakter değişiminden bahsediyor. Artık karakter değişmiş. Artık tam tersi zor. Eğer diyor size bir fırsat geldi. O fırsatı değerlendirmezseniz zor olanı tercih, yani zor sizin için artık kolay olanı tercih etmezseniz diyor. Artık size zor olan gelir diyor. Pişman olacağınız, sonradan size cehennem olacak olan gelir diyor. Ha burada çok önemli. Onun için diyor ki biz de ona zor olanı kolaylaştırırız. Gidecek yola muvaffak kılarız yani. Nereye? Dünya. Çünkü dünyada edindiğin kötülük cehennemine sebeptir. 10. ayet dünya kazanımlarını kolaylaştırırız anlamını içerir. 11. ayet bunu anlamlı kılar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah bir kulunu severse dünyayı ona zor kılar. 11. ayet bunu anlamlı kılar. 11 ne diyor? Yuvarlandığı zaman malı ona hiç fayda sağlamaz. Bak zaten onun da bak onda muğlak olan 11'inde zaten belirli oluyor. Velettali namin. Ya o kadar hızlı mı gittin? Dua suresi. Kuşluk vakti. Değil mi? Evet. Teselli. Sure teselli etme ve umut ilkesiyle okunmalı diye bir not düşmüşüm. Kur'an mucizesine sadece teselli var ama Kur'an'ın tamamı umut içerir. İsterseniz hep beraber de bir okuyalım. Zaten hemen anlaşılır. Kuşluk vaktine yemin ederim. Sakinleştiği zaman geceye Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. İnsan bazen çaresiz düşer. Maneviyattan haberi olmaz. Bazen bağlantı kurar, bağlantı kurmaları kopar. Umutsuz kalır. Üzerine yıkılan şeyler vardır dünya yaşantılarında. O umutsuzluğu anında hani kulum benden yana bir derde ulaşırsa, pardon bir derde uğrarsa bilsin ki ben yanındayım. Bu hadis-i kutsinin aslında ayet karşılığıdır. Ne diyor? Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Yani sen dertliyken ben senin yanındayım diyor. Şüphesiz senin için ahiret ve dünyadan daha hayırlıdır. Bak bir önceki de bizi dünyayla orta yolunu tercih ettirdi değil mi? Burada bir parça daha böyle ahirete odaklı. Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. Bak dünyayı vereceğim diyor sana. Sen diyor odaklan bak. Mehmet Engin Müzüze'de sözü var. O söz bu tam surenin betimlenmesi gibidir. Yani ifadesini tar. Ya dedi uyandım dedi. Neye uyandın dedim Mehmet abi. Bu tarzda bir şey anlatıyordu. Dedim neye uyandın? Dedi ki ya dedi zaten işler yürüyor. Anladım ki bütün enerjimi bu alana harcamam lazım. Ben dedim günaydın. Kendi içimden dedim ha yüzüne de ben. Yok beraber çok eski zamanlarda konuştuğumuz vakitlerde böyle bir olay geçmişti. Bak Rabbin sana verecek. Sen hoşnut olacaksın. Zaten dünya işi dönüyor. Ama sen odaklanacağın şey Allah. O zaten oluyor ya. Bugün işe geliyoruz, dükkanımızı açıyoruz. Yarın işe gideceksiniz, efendim işlerinizi yapacaksınız. Onlar zaten oluyor, bitiyor. Sizin önemli olan onlar için de hakkı gözetmeniz, rıza ilahi gözetmeniz. Onun haricinde de daha öncelikli olan manevi ilişkileriniz varsa onları daha çok gözetmeniz. Devam edeyim. Neyse, kuşkusu o seni yetim bulup barındırmadım. Aman bunların hepsi bir tokat ha. Sen yol bilmez iken bulup doğru yola iletmedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse bak
Şimdi bana kalsa tevhid olmasa burada ne konuşur? Ya Hatice ile evlendi, zengin oldu. Öyle demiyor. Seni yoksul bulup zengin etmedin. Yani nasip ettiren kendi, yapan çatan kendi. Hatice görünmüyor burada. Değil mi Hatice? Görünüyor mu? Değil mi? Öyleyse sakın yetimi ezip kahretme. Bak, geçmişini al, gününü örnek yap. O zaman insanlığa el uzat. Kendi sürecine, geçmiş sürecine el uzat diyor. Hani bir önce konuştuğumuz surelerde konuşmuş, burada daha anlamlı. Devam edin ve Rabbinin nimetini şükrenle al. Dua suresi teselli etme ve umut ilkesiyle okunmalı. Surede özetlenen ise zor koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza veya aziyetlere düşen insanın umudunu yitirmesidir. Baştaki ilk ayet ne diyordu? İlk ayetler Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Bak sonrakiler ne diyor? Şüphesiz senin için ahiret daha hayırlıdır. Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sen olsun olacaksın. Niye umutsuzlar? Demek ki bunun tam tersi bir olay karşı karşıya. Umutsuzluğa düşmüş, kaygıya düşmüş bir durum söz konusu. Yani umutsuz kalma diyor. Bu çok önemli. Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir. Allah'tan yana olan bitene umutsuzluk sizi küfre götür. Ve küfre düşme diyor. Çünkü orada Allah hatırlamazsınız. Sebeplerin içinde kaybolur gidersiniz. Devam edeyim. Zor koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza veya aziyetlere düşen insanın umudunu yitirmemesi. Kime karşı? Allah'a karşı. Surenin bahis konusu, bağlayıcı ilkesi de yine umuttur. Teselli ediyor ama umudu da unutturmuyor. Geçmişte edinilenler gelecekte edineceklerimize günde umutla yönelmemizin duygulanımını ve idrakini vermeliler. Ya çok basit. Hani bir öküz hikayesi var. Çok kaba olacak ama hani Mevlana'nın öküz hikayesi. Sabah akşam semirilmiş. Akşamleyin de yatarken, yatmadan önce nasıl yapıyorlarsa ben bilmiyorum. Ya da öküz olmadığımız için belki oradan biliyoruz. Belgesellerde de görmedim. Her neyse velhasıl Kenan demiş ya bu yediğim yiyeceği yarın da bulur muyum? Kaygılanırmış. Ertesi gün gene aynı. Ertesi gün gene aynı. Mevlana şöyle not düşer. Bırakmak her gün rızkını veren yarın da vermeye kadir değil midir? Sen yarınlarına kaygılanacağına, bugün ne yapacağına baksana. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Bakın sure direkt seni güne taşıyor. Bak rızkına ben kefilim diyor. Geleceğe karşı da kaygısız olma diyor. Gerekenini yap, gerisine ben kefilim diyor. Bu muhteşem bir şey. Seni güne taşıyor. Olması gereken neyse onu yap diyor sen. Dünya işinde olması gerekeni yap. Manevi işinde olması gereken önceliklerini gözet. Gerekeni ben yapıyorum diyor. Veriyorum, çatıyorum diyor zaten. Sana ne diyor gerisi? Bu çok güzel ya. Vallahi ya muhteşem bir şey. Rahatlatıyor insanı. Ya ben nasıl olsa ya sizden sorumluluğu da alıyor. Bakın rahatlatan taraf orası. Bir şey gerektiği gibi yaparsanız gününüzde Rabbinize de güveniyorsanız korkacak bir şeyiniz yok. Rahatlarsınız. Yastığa kafanızı koyduğunuz zaman rahat rahat da yatarsınız. Yani rahat rahat yatmanın süresi. Bunu kim yaşarsa bak bu sure kimde tecelli ederse kafasını akşamın yastığına koydu mu yarın ne olacak? Dün ne oldu? Şöyle mi oldu? Bugün ne yaptın? Filan filan tasası olmaz. Küt diye yatırır. Vicdanı rahattır ya. Vicdanını susar. Devam edeyim. Geçmişte veren ve gelecekte bakın. Geçmişte veren diyor ya seni böyle böyle buldumadık mı? Geçmişte veren gelecekte de bulunan günde verecek olandır gene. Maddi ve manevi aziyete düşen umudunu yitirdiğinde yaşam anlamını yitirir. Tat, keyif, haz ve zevk bahis konusu bile olmaz. Olur mu? Strese düşün, depresyona düşün. Yeme, içme, ilahi zevk, şu bu değil mi? Mehmet abi sen iyi biliyorsun bunları da kaçtın herhalde. Takdirler. Söz konusu bile olmaz. Umut yitirildiğinde, bakın maddi ve manevi aziyete düşen umudu yitirdiğinde yaşam anlamını yitirir. Tat, keyif, haz veya zevk bahis konusu bile olamaz. Umut yitirildiğinde yeste, tasada olan da lezzatta biter. Bakın yeste yani tasada olan da efendime söyleyeyim lezzatla biter. Lezzat önemli olan ise önemli olansa derdin kendisinde dahi Rabbin inayet ve lütfu olarak derdin kendisinde dahi Rabbin inayeti ve lütfu olarak lezzat alabilmektir diye not düşmüş. Yani bir sıkıntı yaşıyorsanız ondan dahi lezzet almaya bak. Yani onunla dertleneceğinize, sebebe odaklanacağız. Onun size bir çare olarak gönderildiğinin bilincini edin. Çok bakın bir önceki surelerden bir tanesinde çok önemli bir şey vardı. Biz insanı diyor sıkıntında yarattık diye bir ayet vardır. Onu es geçtik bakın. Hangisindeydi o? Beled'deydi. Hakikaten biz insanı zorluk ve sıkıntı içinde yarattık. Ya muhteşem bir ayet. Yaşantınıza bak. Dinde varoluş, maddi dünyada varoluş.
tamamıyla sıkıntılar içinde değil mi? Koşturuyorsun sabahtan akşama kadar değil mi? İş, dünya, sıkıntı, mücadele yani. Ya yeme içme dahi bir sıkıntıdır ya. Zülcelal ve İkram esmasına bak. Vallahi ben yiyip içerken yorulurum ya. Ter akıtanı bile biliyorum ya. Ben ter akıtmıyorum da ter akıtanı bile bilirim. Hepsi Zülcelal. Maneviyat da öyle kolay mı? Baba der diyorum, evliyalık kolay iş olsaydı derdi, mantar gibi her köşe başında bir evliya türer. Demek ki zor bir iş. Emek isteyen bir iş. Ki iş de değil. Onun da altını çiz. Bahşedilen bir lütuftur. Önemli olan ise derdin dahi inayet ve lütuf olarak lezzet olduğunu anlayabilmek ve ondan lezzet alabilmektir. Derdim dermanım olmuş sözünü de zikretmek yerinde olur. Aziyetler umudu yitirme ve yeslere düşmek için değil. Burası çok önemli. Aziyetler umudu yitirme ve yeslere düşmek için değil. Hakka varmaya ve karakterde gelişime sebep yoldurlar. İnsan yoklukta ve yoksunlukta. Şimdi yokluk aynı zamanda yoksunluk anlamına gelmiyor içerik olarak onu söyleyeyim. Yoklukta ve yoksunlukta Allah ile olmasını veya amacına, nedenlerine odaklanmasını beceriyorsa eğer, olgunluk aşamasındadır. Ve Duha suresi olgunluk aşamasına geldi artık. Artık sebepler dairesinde şunu bunu kendine kaygı tas ederek değil. Yoklukta dahi olurken benimle ol. Efendime söyleyeyim ne işini görüyorsan da benimle gel. Yani beni düşün, geçmişte sana veren, şununla bununla edinmedin diyor. Geçmişte veren benim, yarın verecek olan da benim. O zaman bana odaklan diyor. Devam edeyim. Aziyetlerle umutunu yitirme, yeslere düşmek için değil, hakka varmaya ve karakterde gelişme sebep yoldurlar. İnsan yoklukta ve yoksunlukta Allah ile olmasını veya amacını, nedenlerine odaklanmasını becerebiliyorsa eğer olgunluk aşamasındadır. Önemli olan, yoksunlukta dahi olsak amaçtan sapmamak, Allah'tan umut ederek yarınlara olgunca kucak açabilmektir. Bu sure insanın olgunluk sürecine girmesi gerektiğini çocukluk devresinde kalmaması gerektiğini anlamlı kılması adına önemlidir. Bu anlamda belirtirsek nazlar bu mertebede çekilmezdir. Yani bu sure üzerinize tecelli etti mi Allah azim şan için nazlar artık çekilmezdir. Yani naz niye daha önceki derdine? Hani demiş ya şuradan bir tane şey getir, şuradan bir tane iskembe getir hele yağmur yağmıyormuş. Ya beni yakarsın ya güneşi şey dersin ya da pardon ya da yağmur getirirsin demiş ya. Foş diye yağmur dökülmüş. Ya da bir tanesi yağmur yağıyormuş artık sel götürüyormuş. Demiş kızım demiş şu çifteyi ver hele bir tane iki tane sıkayım yağmur dursun. İki tane sıkıyor aynı anda yağmur kesiliyor. Bunlar naz niyaz makamları. Allah arasında nazlaşma. Çocukla baba arasındaki anne arasındaki ilişkiler gibi. Yani Cenab-ı Hak uluhiyeti belirimlerinde kulun naz yaparken rububiyetinde görünür anında. Naz niyaz da böyledir. Ama nazın bittiği yerde olgunluk devresinde her şey hakkınca görünüyordu. Cenab-ı Hak rububiyet sıfatlarından daha çok artık kulunda uluhiyetiyle görünmek ister. Veyahut da uluhiyetiyle tanıklığına çarpıyor. Yani kendilik ister. Çünkü uluhiyet belirimleri kendilik belirimleridir. Rububiyet belirimleri nesnesine bağlı belirimlerdir. En basit diye çocuk ilişkisinde çocuğunuz üzerinden rububiyet kazanırsınız. Ama uluhiyette bizatihi kendinizi ifade edersiniz. Bizzati kendiliği artık davet ediliyor. Hem kişinin kendi üzerinde hem de tanık olduğu mertebeler üzerinde. Allah'ın bizzati kendiliğine sıfat belirimlerinde bizzati tanıklık. Yani nazla niyazla o tanıklığı örtmemek. Çünkü nazla niyazın tanıklığı vardır. Orada bir muhabbet vardır. Ama orada örtülük var. Onun için naz niyazı istemezler. Duha suresine gelen insanda bu kadar da yeter derler. Bak fazla naz aşık usandırır haberin olsun derler. Artık olan olduğu gibi gör. Hakkıyla yaşamaya başlar. Devam edeyim. Anlatabiliyor muyum Erenler? Eyvallah. Olana ve olmayana diyeyim. Bak, bu bağlamda belirtirsek nazlar bu mertebede çekilmezdirler. Surenin sahipsizin sahibi Allah'tır. Kelam-ı kirabında açılımıdır diye sure demişim. Sahipsizin sahibi Allah'tır diye bir kelam-ı kibar vardır. Benim ilk derslerimdendir. Takdirler. Bu kelam-ı kibarında açılımıdır diye not düşmüşüm. Hakikaten öyledir. Sahipsizin sahibi Allah'tır. Ne zaman sahipsiz olduğunuzu hissettiniz ya. Bilin ki sahibiniz Allah'tır. Bütün kapılar kapandı size. Koca kapısı, eş kapısı, iş kapısı, aşk kapısı. Allah ile kaldınız yani. Ne mutlu size. Geçmiş olsun demedim ama ne mutlu size. Bak. 11. ayet pardon. Sahipsiz kelam-ı kibarın açılımıdır. Sahipsiz olana dikkat etmek gerek. Sahibi Allah'tır veya halimize. Duha suresi çaresiz kalınan yerde dünyalıkta Allah'ın kullarına yardım edeceği ve ettiğini özetler. Mevla'nın anlattığı. Evet yardım edeceğini özetle
Ama aynı zamanda yardım edeceğini özetler ama aynı zamanda bizim üzerimizden de tevhid gereği bizim de kendisine katılımcı olmamızı ister. Yani geçmiş süreçlerine artık yer uzar. Yani yetimi o zaman azarlama diyor. Bak yetim bulduk seni diyor. Yetimi azarlama. Değil mi? Çaresize o zaman diyor yerme. O zaman el uzat. Bu çok önemli. Katılımcı ol. Bir ayet vardı hatırlıyor musunuz? 12. ayet diyorum. Yasin suresinde bir ayet vardı. Neydi o? Rahman'ın doyuracağını biz mi doyuracağız? Bak ne kadar büyük laf söylediler diyor. Niye? Çünkü tevhidi bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki kendi üzerlerinde Rahman zaten vermiş olacak. Ya. O zaman git düğme. Bana madem katılmıyorsun sıfatlarımla, ahlakın ahlakıyla ahlakların noktası. O zaman zırhlı tecellide kal. Geçmiş olsun. Asli tecelliyi gösteririz hesabına geliyor o zaman. Surenin 11. ayetiyle sureye bakımda kaygı verici olana veya olacağı takılma, Rabbinin nimetini anlat ve edindiğini, verdiklerini göster, anlamlı kılınır. Yani ne edindiysen onları göster. İnsanlara örnek insan olma anlamında. Umutsuzlanmamaları anlamında. Yani Rabbinin nimetini anlat demek. Senin gibi umutsuz olanlara da umut aşıla demek. Umutsuzluk aşıla demek değil. Çünkü sen diyor böyle umutsuzken başkalarına da umutsuzluk aşılarsın. Madem ki sen umut edeceksin, yani geçmişiyle görüyorsun, artık gelecekte de olacağını görüyorsun, Rabbinden eminsin, o zaman insanlara umut aşık. Rabbinin nimetini anlat demek. O yokluk anında olanlara, yoksulluk içinde yaşayanlara, Rabbinden yana umut ver demektir. Düşünün ya, bu sureyi geldiği bir zamanı düşün. Ya açlar aç. Yemek yok. Halen yok ya. Bir pilav, bir tavuk var. Giden görmüştür. Biliyorum değil mi? Tavuk ve pilav çeşitleri. Bizim yemek deyince kendimizden kıyasen yemek diyorum. Yani çeşit çeşit. Vallahi ya. Arap mutfağında 10 parmağı geçmez yemekler belki. Dışarıdan gelenler yemek yapıyor. Bildiğim kadarıyla. Ya. Yok. Bu şu demek. Kültüründe çeşitlilik yok. Ekin yok. Meyve yok. Ve o kültürel olarak yemek kültürlerine sirayet etmemiş. Çeşitlilik çıkmamış. Düşünün ya bir Antep'te patlıcandan 100 çeşit yemek yapılıyor. Var ki yapılıyor. Yan ürünler de çok fazla. Ya. O yoksulluğunu bir düşünün, acayip bir şey. Karnına taş baldağı söyleniyor. Nokta. Bana bir gün buyurulmuştu, bir ara yemeği çok aşırtmıştım. Aşırınca buyurmuşlardı. Resulullah'ın midesi bu kadardı dediler. Yani sen büyütmeye utanmıyor musun? Bak, örnek insan o. Ama olumlu noktada. İnsanlar umutsuzluk. Sen bu halinle insanlara umutsuzluk veriyorsun. Bu halinle insanlara umutsuzluk verme. Yani sen sebepler dairesinde daldığın sürece umutsuzluk veriyorsun. Sebepler dairesinde dalma. Rabbinin nimetini anlat. İnsanlara umut aşıla. Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir. Örtünmeye sebebiyettir. Sebepler dairesine odaklanır. İnsan yarına kaygılandıkça Allah'a nasıl zikresin düşünsün. Amacından beri kalır. Allah'ı bilmekle mükellef insan. Allah'ı bilmek için düşünmek. Düşünmez. Niye kaygısını düşünüyor sırada? Allah için eylemde bulunacak insan evvel kendini düşünüyor sırada. Yarını bilmiyor ki. Ama yarınını cennet diyebilen, yarınını Allah diyebilen bugün vermekten kaygılanmaz. Devam edeyim. İnşirah suresi bunları tam daha net anlamlandırıyor başka bir yerde. Bu sure insanın, evet burayı okuduk. Bu da şöyle, surenin 11. ayetiyle sureye bakında kaygı verici olana veya olacağı takılma, Rabbinin nimetlerini anlat veya edindiğini verdikleriyle göster, anlamlı kılınır. Edindiğini verdiklerin ile göster, anlamlı kılınır. Bu da kaygı yerine umudu aşıla veya Allah'a karşı umudunu sakın yitirme anlamına gelir. Umudunu kesenler kafir olurlar çünkü hakka gafil olurlar diye not düşmüşüm. Evet, ondan sonra surenin umut ve teselli demiştik duaya. İnşirahta Allah'ın nimeti üzeri fark etme. Bakın bu surede de Allah'ın nimeti üzeri fark etmesi var ama genelde nimet odaklı bir anlatım var. İnşirahta bu iyice açılıyor. Yani nimetim üzeri beni gördü. Bak burada umuda doğru bir taşıyış vardı. Ammenna yani duhada umuda doğru bir taşıyış vardı. Ama inşirahta bizatihi beni gördü. Yani yapan çatan benim, sana ne verdiyse geçmişte de, bugün de, yarında da verecek olan yere benim diyor. Devam edeyim. İnşirah zaten açılmak, genişlemek anlamına geliyor zaten. İlk ayet muhteşem bir sese sahip. Elem neşah leke sadrak. Ya muhteşem bir şey ya. Bu ayeti ilk duyduğumdan beri kulağımda çınlanıyor. Elem neşah. Dilim sürçüyor ya, birini söylesene. Elem neşah leke sadrak. Ya muhteşem bir şey. Biz senin göğsünü genişletmek. Bunda da şu açılma varmış. Bak uyarı var, tokat var.
Demek ki yani göğsünün genişlemesinin dışında bir hareket var. Tersinden oku. Uyarı var, tokat var, kendine çekme var. Elemle şerleke satrak. Devam edeyim. Bu süre fark ilkesiyle okuma ama neyin farkı? Cenab-ı Hakk'ın fark edilmez. Ama ne üzerinden? Nimeti üzerinden. Verdikleri, verecekleri ve her an verdikleri üzerinden. Ama sure gayret ve çalışma suresidir diye de not düşmüş. Bakın son ayetinde Duha'da ne diyordu? Rabbinin verdiklerini anla. Peki İnşirah'ın son ayetinde ne diyor? Hadi bırak diyor işlerini, şuyunu bunu. Pardon, şuyunu buyunu bırak. İşe, yani boş kaldığın zaman hemen tut, yeni bir işe başla. Bak boş kaldığın zaman yeni bir işe başla. Mümin eşittir tatili olmuyor. 7-24. En basit ya. Cumartesi pazarımız yoktur bizim. Bak müminin tatili yoktur ha. Cumamız vardır değil mi? Cuma da öğlene kadardır ha. Hazırlığını görürsün, sabah işine gidersin. 1-2 saate hazırlığını görürsün, işini gücünü bırak diyor. Bak tatili verdi. Namazını kıl, ondan sonra Cuma suresinin sonlarına doğru ne diyor? Git o zaman rızkını ara diyor. Yani çalışma devam ediyor. Bizimkiler tatil yapıyor ama hani diyoruz ya, hani neydi? Arap ülkelerinde cuma günleri, perşembe günleri tatil filan. Tamam güzel. İnsanlar tatil yapmalı. O ayrı mevzu. Hani günümüz modern insanın da hakikaten tatile ihtiyacı var. Bu koşturmanın içinde. Ama demek istediğim şu. 7-24 çalışma saati. Çalışma saati iyidir bu. Dinlenmesi hiç yok. İyilikte, güzellikte, doğrulukta, her an karşılaştığı olaylarda hakikati gözetmesinde 7-24 çalışacak. Sabah akşam tefekkür, sabah akşam iyilik, sabah akşam güzellik, sabah akşam doğruluk, cömertlik, merhamet, çalışma, gayret, sonuç Allah. Başka işe yönelme zaten tatil gibi gözüküyor. Bir nevi öyle, çünkü benim ne diyor mutmain olursunuz? Bir şeyde mutmain olursanız, hoşnutluk buluyorsunuz, zaten sağlıyorsunuz, arınıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Eğer arınması olmazsa, hoşnutluğu olmazsa, mutmainliği olmazsa zaten insan tatile ihtiyaçlıdır demektir. Yani normalde insanlar niye tatile gidiyor? Çünkü hoşnut değiller. Niye gidiyorlar? Çünkü yorulmuşlar. Niye gidiyor? Hani bedeni yorgunluk amelin ama psikolojik olarak da arınma yok. Saatim yok, mutmainlik yok. O zaman ne yapıyor? Her şeyden elini ayağa çeviriyor. Bir ay tatil. Ama daha arttırıyor yine. Bu yani bölümünü. Ama maneviyat öyle bir şey ki yani normalde tatile de ihtiyaç bıraktırmayan. Yani yapmadık değil mi? Tamam mesele yok. 7-24 çalışmaya da. Vallahi ben 7-24 çalışıyorum. Ha, arada uyuduğum oluyor onu söyleyeyim. Devam edelim. Ki İnşirah suresi bizi bir bayağı aydınlatacak bir süre. Hakikaten de muhteşem bir süredir. İki sureyi de devamlı okumanızı isterim. Özellikle İnşirah suresini. Dikkat edilirse eğer son ayette okunan surelerle beraber Allah'ın Teala'nın yaşamımızın her türlü mertebe seyrinde hazır ve nazır olduğudur. Özellikle Fecr suresi, bir de ne suresiydi? Evet Fecr suresindeydi, bir de yok. Leyl suresindeydi. Leyl miydi? Yok. Hangisiydi? Belet vardı da. Hani nefsini, nefse ilham verendi. Neydi o? Şems suresinde. Nefsi... Evet. Şems suresinde iyice görüyoruz yani. Yaşamın her alanında Rabbimiz var. Evet. Sıradan olan... Çok enteresan bir şey bakın. Yaşamımızın her türlü mertebesinde hazır ve nazır olduğudur. Şöyle böyle bir hakikat var. Allah her alanda var. Yani onun dışında bir varlık değiliz çünkü. Onun dışında bir mevcudiyetimiz yok. Varlık kendisi, biz de onun varlığıyla mevcut olanlarız. Sıradan olan veya sıradanlaşan yaşam sebeplerden dolayı unutulan Allah bu sureyle kendisini en sıradan diye bildiğimiz yaşam sürecinde sebeplere bağlı gerçekleşenlerin failinin kendisi olduğunun idrakini insandan ister. Hayat sizde bakın yaşadığınız şeyleri tekrar tekrar yaşarken sıradanlaşır sizin için. Maneviyat da öyledir. Öyle güzel şeyler yaşarsınız ki o şeyler hani yeme içki gibi sıradanlaşır. Mesela şu bilgiler hakikaten o kadar kusi bilgilerdir ki takdirler bir süre sonra sıradanlaşır. Sıradanlaşmaya başladığı zaman ya diyor ne yapıyorsun sen? Senin bu sıradan dediğin şey değerler sıradanlaşır. Sıradanlaştığı anda geçmişine gönderiyor seni. Bak diyor geçmişinde ne halledin? Geçmişin sana aynı olsun. O geçmişinle bugününü değerlendir ve sıradanlaştırma. Bu çok önemli. Elemle şeyle keser. Bak o kadar çok güzel şeyler yaşarsınız ki sıradan. Sanki herkes sizinmiş gibi. Yok öyle bir şey. Kim gözünü kapattığında nur görüyor? Kim gözünü kapattığında alemde görünmeyenini görüyor? Yok sıradan geliyor yeme içme gibi. Ama ne yapıyor? Ya diyor sıradan değil. Eskiden kör idin gösterdim. Eskiden bilmez idin bildirttik. Eskiden duymaz idin duyurttuk. Eskiden hiç anlamaz idin anlattık. Ha, geçmişle kıyasladığında nasıl bir nimet erdiğini görüyorsun.
O zaman sıradanlaşan şeyleri aşmanız lazım. Sıra, yani maneviyat sıradanlaştırılacak bir şeydir. Her zaman o heyecanı yitirmemeniz lazım. Yitirdiğiniz anda zaten gidiyor. Elinizden uçuyor gidiyor. Ruhunu yitiriyorsunuz. Devam edeyim bakalım ne diyecek. Bir daha okuyorum burayı. Sıradan olan veya sıradanlaşan yaşamda sebeplerden dolayı unutulan, hani zor yaşam sebepleri veyahut da sıradan yaşam sebeplerinden dolayı unutulan, günümüzde monotonluk diyorlar hani. Ki maneviyatın monotonluğu hiç yoktur. Samimi insan için maneviyatın monotonluğu yoktur. Altını çizeyim. Allah bu sureyle kendisini en sıradan diye bildiğimiz yaşam sürecindeki sebeplere bağlı gerçekleşenlerin, hani seni böyle bulup bulmadık mı, şöyle yapma, bak sıradan şeyler ha. Hatice ile zengin olmuş ve Hatice'yi es geçiyor. Neyse, failinin kendisi olduğunun idrakini insandan ister. Bu sürede fark diye beyan ettiğimiz yaşamın her alanda gerçekleşenlerin Allah'a lütuf ve ikram üzerinden yakinliğe ve ihsana ermeye araç olarak görülmesidir. Ayrıca ikram üzeri onu Rab sıfatlarında fark edecek, müşahede etmek gerekir. Bu da çok önemli. İkramı üzeri onu Rab sıfatlarında fark ederek müşahede etmek gereklidir. Neyi fark etmek? Edilenler üzerinden, verilmiş olunan, edinilenler üzerinden Allah'ı görerek, görmek, fark etmek. Yani bu şekilde fark etmek. İnşirah suresi kulun içsel sıkıntılarının giderilmesinin suresidir. Duha suresi ise tam tersi dünyevi sıkıntılarının giderilmesi ama dünyeviyetinin maneviyata bağlı olarak sıkıntılarının giderilmesi. Ki Sevim ablanın ekledikleriyle biraz daha anlamlı oldu. Çünkü sen her şeyini Allah için yapıyorsan 7-24 mutmain olarak yapıyorsan zaten ayrıca tatile ihtiyaç bırakmıyorsan, razıysan, hoşnutluk buluyorsan senin zaten dinleneceğin oluyor. Devam edeyim. Birinci ayet bunu anlamlı kıldığı gibi birinci ayete bakalım. Elem neşeleke sadak. Hani biz senin göğsünü genişletmedik. Zaten içsel sıkıntıyı ilk vurduğu yer neresidir? Bak korku bağırsak bölgesiydi değil mi? Heyecan, korku hep bağırsak bölgesine direkt vurur. Sıkıntı direkt göğse vurur. Hani doktora giderler bazıları psikolojik. Yani iç hastalıklar dahil, göğsümde bir sıkıntı var, göğsümde bir sıkıntı, ara bir şey bulamadım. Ne der? Altına yazar, psikolojik. Vallahi ya, aramızda arkadaş çok öyle. Kalp krizi de bulamıyor. Tamam, sıkıyor. Nefes almasına, vermesine kadar etki yapar. Panik atak. Değil mi? Birinci ayet bunu anlamlı kıldığı gibi kulun tinsel algıda kabulünün genişlemesi de zikredilmiş olunur. Zaten kabullerimiz derse göğsümüz ıskar. Yani. Sığsak, kabullerimiz azsa, tahsup ehliyse sıkılırız. Aynı anda böyle göğsümüz daralır, tık diye bakarız. Ne diyor bu? Ne diyor? Filan değil mi? Çok. Evrenseller tümellerle bakış, kulun tinsel algıda genişliğini, göğsünde sıkıntıyı, bak genişliği, algıda genişliği, göğsünde sıkıntıyı giderir. Tinsel algıda sığlık, bedeni olarak da göğüs kafesinde sıkıntıya sebeptir. Bu da psikolojik düzeyde sıkıntıya sebep algılananın insanda biyolojik etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Hüvel batın, hüvel zahir yani. Yani batında yaşadığınız zahirde karşılığı. Demektir. Böylesi sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkel edimlerle çalışmalarda bulunmakla aşılır. Burası çok iyi ha. Sıkıntıyı neyle aşacaksın diyor, sıkıntının kendisiyle aşamazsın diyor. O zaman diyor ilkele sebep, bak ilkele çalışmalara sebep ol, onlarla aşarsın diyor. Bak zaten ayetin kendisine bak. Yalnız Rabbine yönel, o halde boş kaldığın zaman hemen koyul. Yalnız Rabbine yönel. Yani çalışmalarını yap, her çalışmalarında kıblen Allah olsun. Devam edeyim. Yani sadece git bir köşeye çekil, zikir et, mikir et filan anlamına gelmiyor. Bak genel ifade bunlar. Her türlü alanda. Yemek yaparken rahatlayan olmuş mudur? Yemek hepiniz yapıyoruz değil mi bak? Ya, adam neyle olur değil mi böyle çalışır ama bak ne niyetle yaptığın da önemli ya. Bak çalışırken değil mi şey, ders çalışmanın bittiği bir de insanlara hizmete döndüğü bir alan da olmalı, zaman da olmalı daha doğrusu. O zaman da rahatlamış olacak. Çalışmayan insan kadar sıkıntılı insan yoktur ha. Vallahi 2 hafta evde kalsam sıkılırım, tembel adamım ha, bir o kadar da sıkılırım, illa bir iş olacak yani, bir yerden tutacağım. Böyle sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkeli edimlerle, salih ameller ve çalışmalarda bulunmakla aşılır. İnsanda sıkıntıya, strese sebep neyse ilkeye bağlı edimlerle aşılması mümkündür. Ya Bilal ezan oku, bizi rahatlat. Hani bilirsiniz bu hadis-i şerifleri, yani namaz kılalım. Rahatlar, hadis-i şerifinden kasla namazdan Resul'ün huzur bulduğu sıkıntısını giderdiği de sabredenler ne diyor? Sohbetlerde anlamlı kılınır.
Yani birçok sohbette bunlar örnek veriliyor. Hani Resulullah söylermiş yani sıkıldığı zaman, göğsüne bir stres, sıkıntı geldiği zaman ya Bilal oku da sıkıntımız gitsin der, namaza dururmuş mesela. Çünkü o sırada ilkeli bir eylemde duruyor. Amaca bağlı. O sırada sebeplerini aşıyor. Bu çok önemli. Sebepleri aşan bir eylemde duruyor. O zaman zaten onu aşıyor. Mesela kardeşim şey yapıyor, bir vakıfta efendime söyleyeyim terzilik yapıyorlar birçok bayanla beraber. Ne yapıyor? Çocukları okutmak için şey yapılıyor, kermesler yapılıyor. O kermese ön hazırlık olarak da terzi işi yapıyorsunuz ve yani güzel güzel masa örtüleri, şunlar bunlar dikiyorsunuz. Her şey kılık kıyafet dikiyorsunuz. Nasıl geçiyor onlar? Evdeki cehennem, dışarıdaki cehennem bitiyor. Varsa tabii. Onlar bitiyor. Orası size cennet oluyor. Yani, ne dedikodular, ne şeyler değil mi? Hala hala. Ağrımıyor yani. Öyle bir enerji gibi. Ya. Ama unutuyorsunuz, gidiyorsunuz. Cehennem bir yerde kalıyor. Elem ne şerlik esadına. Ama onu söylediği zaman şunu da kastediyor. Biz senin göğsünü genişletmedik mi değil mi? Biz seni ne sıkıntılarla genişlettik mi? Çünkü deneyimlediklerini sizi genişletir. Çünkü onlar kabule sizi zorlar. Deneyim ettiğiniz sizi kabullere doğru götürür. İnsanın eğer deneyimleri yoksa göğsünün genişliğinden de bahsedemez. Yani Resulullah biz senin göğsünü genişletmedik mi dediği anda biz seni ne sıkıntılarla açtık anlamına gelir. En basit diğer yüzüğü açacaksınız. Neyle açıyorlar? Ya sıka sıka açıyorlar adamı. Ayakkabıyı bile kısa geldiği zaman, dar geldiği zaman ne yapıyorlar? Köşkere veriyorlar değil mi ayakkabıcıya? Bir güzel sıka sıka açıyorlar. Gere gere. Gere gere. Ha bu daha iyi. Gere gere açıyor. Elem neşerle kessadra. Zahmetli. Yani göğüs genişlemesi zahmetlidir. Kabullerin genişlerine bağlıdır. Ne kadar kabullerinizde genişseniz o kadar rahatsınız. Onun için evrensellerine bakın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Her kültürde Cenab-ı Hakk'ın izleri vardır. Bu yanlıştır, şu şöyledir, bu böyledir. Evvela bir köşeye bakın. Hüsnü zanda bakın. Oradaki olumlu güzel şeye buyurun. Ondan sonra yanlış olan şeyler umurunuzda olmasın. Rabbim burada da böyle görünmüş. Bu felsefesinde öyle, kültürlerde öyle, efendim dinler tarihinde öyle, insanlık tarihindeki yaşanmış olan durumlarda öyle. Yani bunu bir şekilde algılarsanız hiçbir insan size yabancı kalmaz. Yoksa yabancısı kalırsınız. Bunlar öyle, bunlar şöyle, bitti. Yabancılaştırma başladı. Yabancılaştırdığınız insandan emin olamazsınız. Sınırlar çizersiniz. Dünyadaki bu kadar sınırların ve devletlerin çok olması güvensizliktendir. Devam edeyim. Yaşamın her alanında gerçekleşenlerin Allah'ın lütuf ikramı üzerinden bu da surede fark diye beyan ettiğimiz yaşamın her alanında gerçekleşenlerin Allah'ın lütuf ikram üzerinden yakinliğe ve ihsana ermeye araç olarak görülmesidir. Ayrıca ikram üzeri onun Rab sıfatlarında fark ederek müşahede etmek gerektiği de beyan edilmiş olur diye orayı okumuştuk. İnşirah suresi kulun burayı okuduk ya. Nereden nereye geçiyoruz? Gene de okuyayım ya. İnşirah suresi kulun içsel sıkıntılarının giderilmesinin suresidir. Birinci ayet bunu anlamlı kıldığı gibi kulun tinsel algıda kabulünün genişlemesi de zikredilmiş olunur. Evrenseller yani tümellerle bakış kulun tinsel algıda genişliğini göğsünde sıkıntıyı giderir. Ya Rahman nazarıyla baktığınız zaman sizi sıkacak bir şey olur mu? Önünüze bir fırsat geldiğiniz zaman Allah'tan olduğunu bilinciyle baktığınız zaman bir sıfatın ilkesiyle onun gerçekleştiğini gördüğünüz zaman gönlünüze sıkıntı verir mi? Dersiniz Rabbimden. Aynı o Arnavut kadın gibi. Evi yanmış ya. Birinci gün almış, ikinci gün yanmış. Demişler hatun evin yanıyor. Dün verdi, bugün aldı. Zaten onun iniydi. Bak ilkesiyle düşünüyor. Bak gönlünün genişliğine bak. Dün verdi, onu, bak dün verdi, bugün aldı. Zaten onun iniydi, zaten onun iniydi. Kolay mı ya? Ama bak evrenselinden bakıyor. Dün verenden bakıyor, bugün alandan bak. Bugün alan yarın da başkasını verir. Ki öyle de olmuştur altını çizeyim. Çünkü o kadının o sözünün yüzü sürmetine onu açıkta bırakmaz. Allah kendisine güvenenleri sahipsiz bırakmaz. Böylesi sıkıntı durumu ise, burayı okuduk. Böylesi sıkıntı durumu ne demiş? Bu da psikolojik düzeyde sıkıntıya sebep algılananın insanda biyolojik etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Bunu oraya okumuştuk. Böyle sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkel edimlerle çalışmalarda bulunmakla aşılır. Burayı da okuduk. İnsandan sıkıntıya, strese sebep neyse ilkeye bağlı edimlerle aşılması mümkündür. Ya Bilal ezan oku gibi bizi rahatlar. Hadis-i şerifinde kastedilende namazda Resul'ün huzur bulduğu sıkıntısını giderdiğiyle sohbetlerde bu bağlamda anlamlı kılınır. Günümüzde psikiyatride insanların hobiye yönlendirilmeleri de bundandır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de bakın psikolojik sıkıntılar sebebiyle psikiyatriye gidenlere ne yapılıyor? Yürüyüş. Ya bir hobi yürüyüş var değil mi? Yürüyüş iyi. Yo, çok güzel. Bazen de hobiler veriliyor. Onlar var.
Bir de ne yapıyorlar? Hapmap veriyorlar değil mi? Başka bir şey yok. Çare var mı? Tık yok. Bunlar uyuşturucu. Tamam, hop gene güzel bak, yürüyüş gene güzel. Ama uyuşturucu. Hangi noktada uyuşturucu? Devam edin, belki yazmışımdır. Yo, söyleyeceğim de yazdıysam iki defa söylemeyeyim. Hobiye yönlendirilmesi de bundandır. Aslında ise çalışmanın kendisi ilke üzere Rabbi sıfatıyla Allah'ın kulundan tezahür ederken kulun kendisini esma-i hasıyla keşfi kabiliyeti ve kabiliyeti olan iş ile meşgulü arındırıcı, ilkeyi yükseltici ve huzura ermenin aracıdır. Bu çok önemli bakın. Yani uyuşturucu kullanma diyor. Yani senin kabiliyetini gösterecek. Senin esma-i hasını açığa çıkartacak. Çalışmayı yap, zaten mutmain olacaksın. Zaten rızaya ereceksin. Bir önceki ayetler. O zaman zaten kendini bulacaksın. Kendini bulduğun zaman zaten rahatlayacaksın. Metin Baba'nın bir hikayesi vardı. Size de anlatmıştır. Bir gün dedi oturuyorum. Geldi bir tane kadın dedi. Bilmem kaç yaşında kadın. 40-55 yaşında bir kadın. Pardon. 40-50 yaşlarında bir kadın. Çok sıkıntılı, dertli bir kadın dedi. Geldi bir gün dedi. Birebir benimle konuşmak istedi dedi. Neyse dedi. Şey ettik. Sohbeti aldık. Derdini anlattı. Derdinin maddi hesabı yok. Eşiyle dertli, eviyle dertli, onunla dertli, bununla dertli, şu dert, bu dert, filan, milan. Her neyse kadın 40-50 yaşında. Dedi ki ne çare ne? Ne yapayım? Allah Allah dedim. Ya dedim ben şimdi buna ne diyeyim dedim. Neyse şöyle biraz soluklandım dedim. Rabbimden ne gelecek diye. Biraz soluklandım dedi. Bir baktım resim geldi gözümün önüne. Verdiler. Dedim resim yap. Ulan kendi kendime de soruyorum. Ulan Metin yani ne işin var şimdi bu kadına resim verdin? Yaş 40-50. Bu kadının resimle mesimle ne işi var? Yani bir taraftan da öyle bak. Aklıyla sorguluyor ama kalbine ineni söylüyor. Kalbinize indiyse haktan yana onu sorgulamadan verin. Sonra da sorgulasanız da önemli değil. Her neyse aylar geçti, seneler geçti. Kadın sergi açtı. Bütün sıkıntıları da defoldu gitti. Çünkü o sıfata kabiliyetli, bakın resim yapma sıfatına kabiliyetli. Demek ki kadında musavvir esması var. Diğer yaşadığı her şey onu bastırıyor. Mutluluğuna engel oluyor. Huzuru bulmasına engel oluyor. Ne zaman kendisini bulacak bir işle meşgul oluyor? O sıfatta kendini, yani yaptığı işte kendini keşfediyor. Rabbini keşfediyor. Rabbini, yani baskın olan sıfatını keşfediyor. O sırada rahatlık buluyor ve öne açılmaya başlıyor. Yaşam ilişkilerinde de öne açılıyor. Ya muhteşem bir şey. Devam edeyim. Rabbi sıfatıyla Allah kulundan tezahür ederken kulun kendisini esma-i hasıyla keşfi ve kabiliyeti olan iş ile meşgulü arındırıcı, aynı zamanda ilkeye yükseltici, bak arındırıcı, aynı zamanda niye? Her dünya artık pür liman. Yani hayat deryası pür liman nasıl derler? Süt liman. Dünya dışarıda kalmış, cehennem dışarıda kalmış o ilkesiyle kendine, hakla. Yani vazifesinde onunla zaten. Kabiliyeti de var, becerisi de var. Bir taraftan arındırıyor. Bir taraftan kötü huyların da baskın olarak çıkmasını da engelliyor. Hadi onun da haricinde ilkeye yükseltiyor. Kendisinde tezahür eden ilkeye. Ve Rabbi sıfatıyla kendini keşfediyor. Muhteşem bir şey ya. Rauf esmasıyla Allah tecelli ediyor. Bak çalışma ne kadar önemli. Yani Rauf nerede tecelli edecek? Çalıştığınızda tecelli edecek. Armut piş ağzıma düş. Oturduğunuz yerde Rauf tecelli etmez. Neyse devam edeyim. Keşfedilmesinin kolaylığıdır. Keşfetmesine sebeptir. Zorluk, hak olan yeteneğin keşfedilmesinin kolaylığıdır. Hani diyor ya, her zorlukta iki kolaylık vardır. Hani ayetin iniş nuzul sebebi şu. Resulullah bir gün bakıyor ki şu taşın içine diyor. Allah azimşan diyor. Bir zorluk verse diyor. Onunla beraber bir kolaylık da verir diyor anında. Yani size bir zorluk gelirse diyor bilin ki kolaylıkla gelir. Bir taş üzerinden bir betimleme yapıyor. İfade de bunu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onun sözünü tasdikleyici bu ayetler geliyor. Ama nuzulinden okuduğumuz zaman bir şey ifade etmiyor bu anlamı. Ama nuzulini kimlere söylüyorsa, nuzul sebebi o sırada o taşın hikayesi kimlere verildiyse, onların haline bakarsanız o zaman ayet alınır. Zora düşmüşler, gene umutsuzlar, zorun içindeler ve zora odaklanmışlar. Ya zora odaklanmayın diyor. Zor sizin kolaylık bulmanız için. Bir, melekelerinizde kolaylık verir. İki, çalışma gayretiyle size kolaylık verir. Ha, üçüncüsünü ben ektiğim takdirde melekut size hizmet eder, imkan dairesini açar. Kendi bütün geçmişinize bakın ya. Zora düştüğünüz her noktada Cenab-ı Hak bir kolaylık açmıştır. Bir kolaylık açırken derken hem size imkan olarak bir kolaylık açmıştır hem de imkan olarak kolaylık açmasından önce size o imkanı yerine getirmeniz vücut şeylerini de vermiştir, yetilerini de vermiştir. Bir tane bir arkadaşımız vardı.
Dedi ki efendim çok borcum var, şu var bu var. Dedim her zorlukta bir kolaylık var. Düğünü olacak. Düğün olduğu zaman ben de kendisine dedim ki bak senin düğünün olacak. Sen de para toplanacak, ne yaparsan yap götür borçlarını öde. İşin enteresan tarafı şu. Düğün oluyor, takılan takıların tamamı sadece borçlarına yetecek kadar. Bir kuruş fazlası yok. Vallahi diyorum ya. Bir kuruş fazlası. Bak Allah sana bir kolaylık verdi. Değerlendirmedi, daha beter kola zorluğa düştü. Böyle vakalar çok. Size o imkanı da verir. O yaşam kolaylığını getirir. Önünüze getirir. Melekelerinizle onu yapıp yapmamanız sonucunda kolaylığı edinip veyahut da zorluğu edinmeniz söz konusu olur. Bunun gibi nice vaka var. Bir tane iki tane değil. Kardeşim vardı Kenan, neydi? Arabistan'a gitti değil mi? Bir zorluğa düştü. O zorluktan sonra dedi ne olacak ne olmayacak. Allah kendisine Suudi Arabistan'dan bir kapı açtı. Şimdi değerlendirin mi değerlendi? Ya Allah sana bir fırsat açtı git değerlendir. Değerlendirdi. Sonra o zorluktan kurtuldu. Bak kolaylık geldiği zaman onun değerlendirip değerlendirilmemesi de çok önemli bir şey. Kadın deseydi eğer ya ben bu yaşımda ne resim yapacağım ya bu adam deli mi ne filan. Ya çıkmaza düştü yine. Değil. Sizin olumsuz diye gördüğünüz fırsat sizin o zorluğu aşmanız için değerlendirin onu. Fırsatın kazası yok. Namazın kazası var. Fırsatın kazası yok. Gerçi namazın kazası da olmaz da biz beylikten namaz diye yatılıyoruz ya. Yani. Her şey vaktinde güzeldir. Hakkıyla güzeldir. Hak. Şey de sohbet böyle. Oğlum. Dedik. Devam edeyim. Zorluk hak olan yeteneğin keşfedilmesinin kolaylığıdır diye bir not düşmüşüz. Çalışmak da zorluğu ve sebep olduğu psikolojik sıkıntıyı aşmanın kolaylığıdır. İnsan tinini edinmeyi çalışmaya ve gayrete borçludur diye not düşmüşüm. Duha'da dünyalık zorluk, inşirahta ise tine ait yaşamda edinilen psikolojik sıkıntılar anlamlı kılınmaktadır diye not düşmüşüz. Çaba insanın Rabbine yönelmesi ve dönmesidir diye not düşmüşüm. Hani ne diyor? Sen Rabbine, yalnızca Rabbine dön. Zaten çaba insanın Rabbine yönelmesidir. İnsanın Rabbine yönelmesi o Rabbinin üzerinde tezahürdür. Tezahürüne sebeptir demek daha doğru. Emeği, gayreti olmayan dünya zorluklarını, kalbi sıkıntılarını aşamaz. Hobiler uyuşturucu haplar gibidir. Önemli olan kişinin esma-i hasına bağlı olarak üretimde bulunması ve böylece hem kendini has sıfatında bulması hem de insanlık tininde nesneye değil tine bağlı değer edinerek, değer üreterek insanlığa katkıda bulunmasıdır. Ve insan bu şekilde de kendini aşarak, nefs-i emaresini aşarak takdir-i ilahi birçok sıkıntısını aşar. Çünkü sıkıntı nefs-i emareden kaynaklanır. İlkelerde zevk etmeye başladığınız zaman nefs-i emarenin sıkıntıları biter. Surede yaşanan problemlerin çözüm için olduğunu, içinde kalınıp kaybolmak için gerçekleşmedikleri anlamını da edinmekteyiz diye bir not var. Rabbine yönel diyor, sebeplerde, zorluklarda kalma. Duha ve inşiratta geçmiş yaşananların ve edimlerde bulunmanın serüvenin güne ve geleceğe aynı olduğunu görmekteyiz. Yani geçmişin güne ve geleceğe aynı olmakta olduğunu görmekteyiz. Hakikaten de çok sıkıntılı olduğunuzda geçmişinizi önünüze alın. Yani yarınıza kaygınız olduğunuzda geçmişinizi önünüze alın. Böylelikle Rabbine yönelmiş olarak ona döner. Pardon, insan işini, hizmet niyetiyi, bilinciyle, rızayı gözeterek ibadete çevirmeli. Böylece Rabbine yönelmiş olarak ona döner. Kendisinde görünecek olan sıfatlarıyla da odur. Surede her zorlukla beraber kolaylık vardır denilirken zorluk ve kolaylık bağıntısına dikkat çekilir. Bakın zorluk ve kolaylık ikisi beraber anılıyor zaten. Zorluğun kendisi zaten tine varmanızın kolaylığı. Bu ayrı bir şey. Size meleke donanımı vermiş onu aşmak için bir. Aynı zamanda imkanlar getirir önünüze iki. Her zorluk ve iki kolaylık vardırın anlamı. Zaten diğer sürelerde vardı. Her zorluğa iki kolaylık verdik diye. İnsan demişse neyse dünyadayken insan naziyetleri sebebiyle dikkat çeken yaşamının zorluğu ve beraberinde kolaylığının edinimidir. İnsana burası çok önemli. Daha önceki bir ayette neyi okumuştuk? İnsanı sıkıntılar içinde, zorluk içinde yaratmıştık demişti hatırlıyorsanız. Şimdi dua süresinde zaten onu iyice şey yapıyor, oturtuyor ama çözümü gösteriyor. Bir tane kardeşimiz vardı. Bir gün dedi ki ev arıyordu. Dedi ki ya herkes akıl veriyor dedi. Bir türlü dedi çözüm üreten yok dedi. Dedim kardeş dedim şuraya git şuralarda ev var. Ya Allah senden razı olsun bir tek çözümü sen getir. Çözüm dedi ya adam mantıksal düşünüyor. Eğitimini almış ya. Eğitimini aldığı için kendine akıl verenleri görüyor.
Lakin çözüm üretmediklerini görüyor. Yer göstermiyorlar, yardımcı olmuyorlar, çözüm göstermiyorlar. Dua süresinde bize aynı şey yapılıyor. Bize sebepler dairesi anlamlı kılınması yerine onlardan nasıl kurtulmamız gerektiği veyahut da onları nasıl anlamlandırmamız gerektiği veyahut da onlar üzerinde nasıl yaşamamız gerektiğini bilinci veriliyor. Yani çözüm üretiliyor. Hem duada hem inşirakta. Yani sebepler dairesinde yok olup mu gideceksin? Yoksa senin önüne gelen zorluklar karşısında çözüm üreterek mi gideceksin? Sebepler dairesinde zaten kaldığın zaman çözüm üretemiyorsun. Girdabın içine kalırsın. Bu psikolojik olarak da depresyonlara, efendime söyleyeyim nevrozlara, efendime deliliğe kadar uzayan bir yolu var. Ama sen sebeplere değil de zorluklara değil de zorluklar üzerinden çözüm edilmesi gerekene odaklandığın zaman ve çözümler doğrultusunda hareket ettiğin zaman zaten kolaylık, imkan sana geliyor. Yeter ki Rabbine yönel. Yani gayretini güt. Diyeyim. Surede burası okundu. İnsana verilmiş meleki donanım dünyadaki insanın aziyetleri sebebiyle dikkat çeken yaşamın zorluğu ve beraberinde kolaylığın edinimidir. İnsana verilmiş meleki donanım ve zorluğu aştıracak bir kolaylık olduğu gibi amaca bağlı gayrete zorluğu aşmanın kolaylıkları da verilmiştir. Yani imkan dairesi de bu noktada kendisine açılmıştır. Bununla beraber çaresi kalınan yerde Allah'ın kuluna yardımı kaçınılmazdır. Bir de kulun Allah'la bilinçlenmesinin gereğidir de zora düşmeden Allah demiyoruz. Vallahi yani o kadar sıradanlaşıyor ki bu sefer. Allah diyorsanız bile mesela düşünün sabah akşam Allah diyen bir insansınız. Vallahi zora da düşmediğiniz sürece içeriğiyle Allah diyen yoktur. He. Bir gün Hazreti Hadi Baba yanına gelen birisine demiş ki ne evlat demiş sana bir tesbih vereceğim. Çok zorda kaldığın zaman ama bu tesbihi çek demiş. Kendisine bir tesbih vermiş. Ne tesbih verdiğini bilmiyorum. Lakayt gelip gidiyormuş yani. He. Normal efendinin yanına gidiyor geliyoruz diye. Adamı bir gün hapse atmışlar. Bunu bir güzel de dövmüşler. 12 Eylül zamanı. Bir güzel de dayak yiyor. Aklına bir yerden gelmiş. Hani eşeğin kabuğu aklına kabuğu gelir ya hesabım. Aklına gelmiş ya efendi bir zikir vermişti. Ya dur ben onu bir çekeyim demiş. Geç gelmiş. Geç gelmiş. Başlamış tesbihi çekiyor ama yana yakına çekiyor. Takdirillahi. Ertesi gün bir şey ertesi gün diyorum. Birkaç saat sonra bir iki kişi geliyor. Hadi kalk kalk dua et diyorlar. Kalk kalk babana dua et. Şimdi baba kimdir nedir hiç umurunda değil. Ağzını kapatmış sesini çıkartmıyor. Şimdi babam kimdir dese gitti güme çünkü babası yok. Yetim. Her neyse yaşlı bir amca gelmiş. Onun adına konuşmuş. Affını dilemiş. Demiş ki o sıralarda benim yanımdaydı. Üzerine de bir güzel şey yapmış. Efendime söyleyeyim şey vermiş. Şahitlik yapmış. Çocuğu bırakmışlar öyle. Vallahi ipten alıp ipten götürürler ama o sıkıntıya düşmese demek istedim o yalvarış yakarış olmuyor. Olmuyor. Sıradan Allah Allah Allah. Sıkıntıya düş bakayım Allah nasıl Allah oluyor. Vallahi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yağ çekmeye başlarsınız. Ya Rabbi kurban olayım, bak şöyle oldu, böyle oldu, etme, eyleme. Valla yağ çekmeye başlarsınız o zaman. Ya Hamid, ya Nur, ya Hay. Valla hepsi yağ. Kabul etti, etmedi, kendine bak. Böyle vakka çok ama ha, bir tane, iki tane değil. Surede bununla beraber ne demiş? Birçok kolaylık böyle. Aslında söylemek istediği şu, zorlukla beraber kolaylık sizin meleki kolaylıklarınızdır. Yani onu aşabilecek donanımdasınızdır. Zorluğu aşabilecek donanım vermiştir. Çünkü zaten başka bir sürede şöyle söylemişti. Kaldırabileceğiniz yükü veririz demişti. Demek ki onları aşabileceğiniz bir donanımız var. Bir yükü alınıyorsunuz ama o yükü aşabileceğiniz bir donanımız var. Aynı zamanda size o yükü aşamanız ve pardon o zorluğu aşabileceğiniz imkanlar da verilir. Yani fırsatlar da önünüze çıkartılır. Bunun haricinde zorluğun kendisi bu ikisiyle beraber okunursa zorluğun kendisi zaten maneviyatta yükselmenizin kolaydır. Bunu görürseniz dermanlıdır. Ne mutlu siz olsun. Devam edeyim. Bitireceğiz inşallah. Bununla beraber çalınsa bunu okumuştur. Çaresiz kalınan yerde Allah'ın kuluna yardımcı yardımı kaçınılmazdır. Zaten iki sureyi de okudunuz ama en zor anında dahi seni yetiştirdik ve seni yetiştirdik ve sana birçok imkanlar sağladık diye ayet-i kerimelerin betimlendiğini görüyoruz. Kul daralmayınca Allah yetişmezmiş diye söz söylerler. Hakikaten de tasavvufta çok duyduğum bir söz. Halk arasında da söylenir. Zorluklar Allah'a yönelmemize ve ona sıfat esmalarını yaşamamız doğrultusunda dönmemize neden insan tininin gerekliliklerindendir. Zora düşmesek Allah demiyoruz. En basiti ya ben depremde burada değildim. Deprem olmuş bütün camiler ağızlarına kadar duymuş. Vallahi keşke tanık olaydım dedim. Ama olmadı gayrı mevzu. Zorluk herkesin de kaldıracağı ölçüde rast getirilir diye bir not düşmüşüm.
Hakikaten yani kendi donanımız neyse, sıfatınız neyse ona göre zorluk getirilir önümüze. Daha fazlası değil. 6. ve 7. ayet her zorla iki kolaylık verdik ayetinin farklı bir biçimde ifade edilişidir. Dua ve inşirahta sebeplere değil sonuçlara bakmasını öğren. Edindiklerin sonuçlardır. Edindiklerin sonuçlardır. Olacağı da yitirdiğin veya durağan kaldıklarında değil sonuçlarda neler getirdiklerine görerek bak diye not düşmüşüm. Yani geçmişiniz gününüzde ve yarınınızda aynı olsun. Edindikleriniz yarınızda da edinebileceklerinize, ertesi günde değil de bugün de edinebileceklerinize aynı olsun. Yılmanıza, umutsuzluğa kapılmayın. Yani birinci sürede umutsuzluk varsa ikinci sürede de yılma diyor. Yani birinci süre yani dua süresinde umutsuz kalma, Rabbinden yana umutsuz olma. İkinci sürede ise efendime söyleyeyim yılma. Yılma. Kalk Rabbine yönel demek. Yılma demek. Tembel olma demek aynı zamanda. Tembellikten daha çok yılmadır. Sıkıntı gelir, stres gelir, göğsün daralır, namaz ya boş ver sonra da kılsak olur. Hayır yapacaksın ya boş ver ya bize mi kaldı şimdi? Değil, yılma. Gereken neyse onu yap. Çalışmak disiplin ister bakın. Ressamsın, sabah akşam, ressamlığın sabah akşamı yok ki gece kaldırır, tıkır tıkır çizdirtir. Edebiyatın sabah akşamı yok ya, gece rüyanda bir şey gösterir, tık kalkarsın yazmaya başlarsın. Ya uyuyorum ya sonra yapayım. Vallahi ben bazen öyle yapıyorum. Aklıma bir şey getiriyorlar, tatiller sonra yazarım. Unuttum gitti. Rüyamda bir şey söylüyorlar, kaldırıyorlar da. Diyorum lan yazayım ya. Ulan diyorum lan yatak da tatlı. Şimdi kim kalkacak kalemi bulacak filan. Sonra unutmam diyorum ya. Yatıyorum tık gitti. Sabah aşk olayına kafamı patlatıyorum ya bulana kadar. Lan kaldırdı seni işte. O sırada not düş unutma. Hani zevkindir. Ya saati yok bu iş. Fırsat o sırada. Kaçırma. Saati yok bu iş. Vakti yok bu işin. Ha, şey, yani şu vakitte şöyle yapacağım, bu vakitte böyle yapacağım diye bir şey yok. Gayretine sürün. Hani bu disiplinli yapılan işler hariç. En basiti ya dünya işine el alın. Bıraktınız. Geçimliğinizi neyle yapacaksınız? Sorumluluklar neyle yerine gelecek? Ki bu zamanda özellikle. Elektrik faturası. Ekleyin arkasına. Çocuğun okul masrafı, su faturası, şu doğal gaz. Yanmaya başlarım. Evet başlayacağım. Geçmiş olsun. 200, 300, 400 de. Şimdi abo. Ben bir abo da. Zorlukla beraber kolaylık da var. İnşallah. Hamdolsun. Ama demek istediğime getireyim. Hangi şartta olursanız olun yılmayın. İnşirah suresi yılma der. Dua suresi de umutsuzluk kalma. Eğer bana iman ediyorsan umutsuz kalma. Eğer bana iman ediyorsan eyleminde görme, beni göstermeye çalış ve eyleminde gerekeni yapmaya çalış. O zaman zaten kolaylığı bulacaksın diyor. Devam edeyim. Fecr'in son ayetleri dünyanın cazibesine kıyasan Allah'ın kullarına kendisini teklif etmesidir. Hani ey mutmain nefis bana yönel diyor ya. Belet'te de istenense dünya ve teklif edenin ortasının bulunmasıdır. Yani orta kararı, yani hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için. Belet, fecri bu bağlamda içeriğiyle tamamlar. Madem ki böyledir, şemsi ise yaşam ilkelerinde hak ve adalete dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. Böyledir ve bu açı ile leyle bakıldığında özde olanı amellerinde dışlaştıran gösterenlerin ilahi nedenlerini yaşamaları sonucunda rızaya ereceği vurgulanır. Duaya kadar umumiyet muhatapken, niye bunları söylüyor? Duaya kadar umumiyet muhatap. Sadece Allah'ın birinci ayeti hariç. Takdir ilahi muhatapken dua ve inşiratta birebir insan fert olarak muhatap alınır. Birebir alınıyor. Duada etkilenimlere karşı uyarı, inşiratta gayrete sevk edici olarak çözüme yönlendiren insana tanığız. Çözüme yönlendirilen insana tanığız. Zorluk genleşmenin ve çözüme ulaşmanın gereğidir. Surelerde ahiret ve akıbet bilinci edinmenin, iman, salih amelin arınmanın, Rabbin ismini anmanın, abdolmanın kurtuluşa sebep olduğu özetlenmektendir diye. Şu 10 sure içerisinde okuduğumuz şeyleri söylüyor burada. Surelerde diyor, şu ana kadar okuduğumuz surelerde ahiret ve akıbet bilinci edinmek, iman edenler kurtuluşa ermiştir diyor. Salih amel, arınma. Arınmanın çeşitli yöntemleri var. Bakın çalışma arınma, ibadet arınma, hizmet arınma. Yani genel olarak altını neyle doldurursanız. Ama ilkeli olan şey sizi arındırır. Devam edeyim. Bütünlüğe ve ilkesinde bütünlüğe şey sizi geçmiş olan o aldığınız yüklerden arındırır. Neyse o yükler. En basiti sanattan bahsetmiş. Hani bütünleyicidir diye. Salih amel, arınmanın, Rabbin ismini anmanın, yani eylemde göstermenin veyahut da tesbihat olarak zikretmenin,
Abd olmanın, yani kul olmanın, ki kul karşılamıyor kavramını daha önce konuşmuştuk. Abd olmanın kurtuluşa sebep olduğu özetlenmektedir. Neyden yana kurtuluş? Nefsi emareden yana kurtuluş. Zaten nefsi emareden yana terbiye olduğunuz zaman hak olduğu gibi güzelce görüküyor. Ve cazibesizdedir. Cazibesizdedir. Hak olduğu gibi görünmeye başladığı zaman kul güzel olur. Bakın bir kula güzel denilmesi biçimi itibariyle değildir. Bir kula güzel denilmesinin sebebi eyleminde güzel olması, ahlakında güzel olması sebebiyle. Ve o kulda Allah görmüyordur. Ve Duha suresiyle Neşrat bir daha şurada bir şey daha da. Duha'nın son ayetiyle İnşirah'ın son ayeti her iki surenin birbirini anlamlı kılması adına önemlidir diye not düşmüşüm. Rabbinin ismini pardon ve Rabbinin nimetini anlat. Diğerinde ne var? Ve yalnızca Rabbine yönel. Yani bak niyeti gösteriyor, kıbleyi gösteriyor, kıble ve istikameti gösteriyor değil mi? Ve kıble ve istikamete vardığın sürece huzuru bulacaksın diyor. Sebepler dairesine çözümü bu şekilde gösteriyor. Bir insan ilkesi yoksa o ilkesi olmadığı yerlerde sebepler dairesinde nefse emarenin maymun iştahıyla beraber yok olur gider. Bir daldan bir dala, bir daldan bir dala. Bu iki ile üçteki yükü o manada. Hangisi? İkincisinde diyor ya ve senin yükünü indirip atmadık mı ki o senin belini bükmüştü. Evet bu yük iki yüktür bak. Dairesi. Bu sebepler dairesi değil. Birinci yük Kur'an olarak algılar. Geçmişine ait olarak, yük olarak da geldiği zaman evlilik olarak algılar. Şimdi aşiret içerisinde evlenecek paran yoksa ve evlenecek bir şekilde yani evlendiğin zaman sorumluluklarını yerine getiremeyecek bir durumun varsa ve evlenemiyorsan senin için büyük bir yük. Oldu. Çünkü erkeksin, erkek egemen bir toplumdasın. Evlenemediğin için büyük bir yük. Bu şekilde anlar. Biz seni evlendirmedik bu manasında. Oldu. İkinci yük şu. Kur'an'ın yükünü kaldırdık noktasıdır. Hangi nokta? İman edenler geldi. Yani senin güven bulacağın, teselli bulacağın insanları sana gönderdi. Bu manada yükünü kaldırmadık. Çünkü size bir kelam gelmiş ve o kelamı zikredeceksin. Ne yük değil mi? Zikrettikten sonra rahatlık geliyor. Vallahi ya öyle. Kap komşunuza peygamberlik gelmiş size. Gidin hani diyorum ya bazen empati yapın. Kap komşunuza gideceksiniz diyeceksiniz ki bana peygamberlik verildi de ilk davet etmem gereken de sen misin? Yapmaya çalışın. Deneyin ya. Çok basit ya. Gidin kapısını tık tık atın. Bana peygamberlik verildi. Yani şöyle algılamayın bunu ama. Bunu şöyle hani son peygamber oydu. Filan filan diye algılamayın. Sürecinden yani o sürecin sonundan filan algılamayın. Demek istediğim şu. Şu anda peygamberlik halen bizzahir mümkün. Ve bu mümkünlüğünde de size peygamberlik verilmiş. Ve size davet olarak da bizzat kapı komşunuz söylenmiş. Kapı komşunuzu gözünüzün önüne getirin. Kimse selam vermiyor birbirine. Değil mi? Bizimki bazen gördüğümde selam veriyor, ben de veriyorum, alıyoruz, o ayrı. Diğerleriyle hiç görüşemiyoruz. Her neyse önemli değil. Zaten imkan da yok. Herkes çalışmadı, orada burada. Öyle bir problem var. Her neyse demek istediğime getireyim. Yahu şöyle adam aval aval bakar veyahut da bayan aval aval size bak bu ne diyor diye. O sırada kendi halinizi düşünün. Gidin deneyin. Halinizi düşünün. Masar Osman yakın. Bakırköy ha, şurası yakın. Ne olacak? Zor zor. Doğruyu söylemek, gerçeği ifade etmek ve gerçeği gerçekten olması gerektiği yerde ifade etmek. Doğru her doğru her yerde söylenmez artık şerge. İfade etmek kolay bir şey değil. Zor bir şeydir. Ve bakın doğruyu da herkese göre değil, doğruyu kendisine göre doğru olarak ifade etmek de başka bir şey. Yani herkes geliyor şuna göre bir doğru, ona göre yok öyle bir şey. Doğruyu olduğu gibi söyleyeceksin. Herkes o doğruya göre yaşayacak. Sen doğruyu onlara evirirsen o zaman maneviyatından yoksunlaşırsın. Sen doğruyu söyler, millet ona evresin. Bulunduğun ortamda yani doğru olacak, dürüst olacak. Tabii. Örnek olacak. Belet suresinde onu da veriyordu. Yani emin kılacaksın onları. Zor olanı yapacaksın. Zor olan orada ne? Doğru olanı ifade et. Düşün yani. Amcası da diyor, bula bula seni mi buldu diyor. Yani dalga geçiyor. Nasıl büyük? Biz sana ağabeyim. Müddessiz, değil mi? Evet, orada da zaten buna şey bunu anlamlı kılacak şey var, ayet var. Yükünü indirmedik mi? Düşün yani en sonunda Medine'ye geldiklerinde herkes iman ettiğinde anlatmak keyif vesaire. Evet. Mekke'de anlatmak zor. Ama Medine'ye geçtiğinde anlatmak zevk. Evet. Hele şeyi düşün. Neydi ismi? O ambargo senelerini düşün. Kime nasıl anlatacak? İşkencenin adli hesabı.
Hak söz, bak Kur'an değil, hak söz. Büyük vebal ve büyük yüktür. O da bakın yükü iki türlü anlayın. Eğer o yükü eyleminizde dışlaştırmıyorsanız, yükünüzü eğer üzerinizden dışlaştırmıyorsanız yükünüzde indiremiyorsunuz anlamına gelir. Dışlaştıracaksınız. Yani gerçek sözü geldi size. Gerçeğe göre yaşamıyorsanız vebaldir. Gerçeğe göre yaşayacaksınız. O gerçeği olanı eyleminizde gerçekleştireceksiniz. O zaman yük sizden kalkar. Peygamberlikten de baktığınız zaman yine aynıdır. O zaman size gerçeğe ait bir şey geldiği zaman diyor, yükünü indirmek için diyor, gerekeni yaparsın. Rabbine yönel zaten onun anlamını veriyor. Sen diyor gerekeni yaparsan diyor, Rabbini kıble edinerek gerekeni hak olarak yaparsan diyor, yükün zaten senden iner. İki türlü yük, dünya yük edinmesen zaten Rabbine yöneldiği için iner. Rabbin sıfatı gereği, karakterine baskın olan sıfat ceylan ediyordur o sırada. Ammenna. İki, efendime söyleyeyim, Rabbinin sözünü yük olarak üzerine almışsındır. Nasıl yaşayacağım, nasıl yapacağım, nasıl layık olacağım filan. Sen eyleme sevk olduğun zaman zaten yükünden kurtulmuş olsun. Buradaki kurtulmak ondan uzaklaşmak manasında değil. Onu gerçekleştirdiğin zaman mutmain olursun. Yani sende göğsünde veyahut da sırtında ağırlık olan yüreğinde zevk olur. Bu şekilde indirmek. Yani sana nuzul olanı sen eylemlerinle bu aleme nuzul ettirmeyi indirdiğin zaman yükünden kurtuluyorsun. Cebrail'e yük olan eyleminde inmiyor mu aşağı? Ha, size de içeriden yük olan eyleminizde gösterdiğiniz zaman yükünüzü indirmek olur. Ya bazen aklıma bir şey gelir. Onun not düşmesem veyahut da birileriyle paylaşmasam yük oluyor. Ne zaman paylaşıyorum bir yere de not ediyorum tamam diyorum yırttık. O zaman rahatlıyor insan. Aynı şey. Bunu bakın çift taraflı düşünün. Hem dünyeviyeti yük almanız oldu ondan kurtulmanız. Hem de maneviyatın yükünü eylemlerinizde göstermeniz. O zaman rahat edersin. Birinde rahatlık olur, diğerinde sıkıntı olur. Enem neşeh leke sadrak. Biz sizin göğsünüzü genişletmeliyiz. Çoğulunu kullanın. Göğüsler genişletilmez. Göğüs genişletilir. Yani bireyseldir muhatap. Yani bireyin kendisidir muhatap. Göğüs genişleyince ne olur? Allah'tan ne tezahür ediyorsa rahatlıkla kabuldedir ve ona göre eylemlerde bulunuyorsunuzdur. Bu şu demektir. Birincisinde dua suresinden naz niyaz bitti diyordu. Elem neşeh sadraktaysa artık olgunluk tamamdır diyor. Yani olgunluk süre bak birinde olgunluk sürecine girdi. Diğerinde artık olgunsun diyor. Rabbine yönel olgun olarak sıfatını göster. Bak, birine bağlı olarak şu şöyle olsun bu böyle olsun şöyle olsun böyle olsunlar yok artık. Rabbine yönel çalışmalarında artık Rabbin sıfatını göster. Gerekeni yap. Bitti. Olgunlaşmak. Ürün vermek. Eylemlerde hakkıyla bulunmak. Daha doğrusu hakkıyla eylemlerde bulunmak. Birincisinde ne yapıyordu? Bakın burası çok önemli. Duha'da ne yaptı? Olgunluk sürecine girdin dedi artık. Naz niyaz makamı bitti. Yani ya Rabbi böyle oldu, ya Rabbi şöyle oldu, şöyle. Bitti. Bak geçmişte verdiklerimiz, bugün verdiklerimiz yarınına kefarettir. Yarınına şeydir, senettir. Hadi onu da bırak takdirle. Umutsuzluk senin hakkın değil. Naz niyaz senin hakkın değil. Çünkü naz niyazın tamamı bu şeylerle, umutsuzluklarla, sıkıntılarla, stremlerle alakadar bir şey. Adam siteme bir düşüyor, sıkıntıya bir düşüyor, naz niyaza başlıyor. İman ehli ya. Dikkatli bakın naz niyaz türkülerinin tamamı, aşık türkülerinin tamamı çok net anlatır bunu. Tamam ya. Yani hiç dinleyen var mıdır türkü? Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan benim sadık yârim kara topraktır filan. Veyahut da ne derdi o bir tanesi var zaten muhteşem bir şeydir o. Tam naz niyazı inanılmaz anlatır. Adı aklıma gelsin. Türkü şarkı fazla bilmediğim için aklıma gelmiyorlar ya. Selamedim kara gözüm seni. Bir o var ama bir de şu var. En güzeli de şu. Aklıma tam gelsin. Bir bakayım. Bir tane mısrasını hatırlasam yine gelir. Hani eğlenecek köşk bulamazsın. Bendeki bu aşk olmasa. Naza bak naza. Ya muhteşem bir şey. Naz niyaza bak. Halen naz niyazda. Eğlenecek köşk bulamazsın. Güzelliğine bendeki aşk. Güzelliğine. Bendeki aşk olmasa. Naz niyazdan geliyor bak. Baba nasıl dertli ama. Bu doğuş atın çıkması için duygu seli gibi selsebilin akması lazım. Ki ondan sonra böyle bir doğuş at çıksın. Çıktı. Ammenna. Kalmadı. Kalmadı. İnşirahta sizi sıfatlara doğru, Rabbi olan sıfatlara doğru, yani üzerinizde tecelli eden baskın karaktere doğru yönlendirdiği zaman artık onu da yaşıyorsunuz. Tam olgunluk sürecine girmiş oluyorsunuz. Duha olgunluk sürecinin girişi ise inşirah olgunluk sürecinde yürüyüştür. Artık diyor kendindeki belirimlere göre, melekelere göre karşılaştığın olayları çabaların üzerinden aş. Filancadan yerden, filanca yerden beslenerek ondan bundan edinlendiklerine veyahut da yukarıdan mukarıdan istemelerine değil.
Sana fırsat vermişiz, sana olanaklar vermişiz, sana imkan dairesinde açıyoruz. Melekelerinle olduğu gibi ne yapılması gerekiyorsa yap. Sana gelen zorluğu aş. Orada Rabbin senin üzerinde görünecektir. Sana veren olarak değil, sana indiren olarak, sana indirirken eylemlerinde sana veren olarak görünecektir. İnşirah ve dua. O zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor. Takdirle rahat ediyorsunuz. Oh, kendi çabanızla olduğu için. Birisi verdi diye elinizden alınmaz artık. Daha önce konuşmuştuk. Emekte hak tezahür eder. Çabada hak tezahür eder. Onun için başkası almaya hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi zaten alamaz. Çünkü Allah'tan kimse bir şey alamaz. Çünkü orada Allah tezahür ediyor. Allah tezahür ederken başka birisi, başka Rab sıfatıyla onu almaya imkan var mı? İmkan. Onun için emek, 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 çaba, çaba, çaba. Armut piş ağzıma düşüyor. Evet, iman ettiniz sizi bir yerlere götürürler. Ama çabanız yoksa sizdekilerin gerçekleştirmesine, onlarla kendinizi keşfetmenize, Rabbinizi keşfetmenize, zorlukları aşmanıza imkan yoktur. Ve bu bağlamda da olgun bir insan, kamil bir insan eşittir. Rüştünü bulan bir insan, farklı farklı anlamlarda, rüştünü bulan bir insan olamaz. Bu şu demek, özgünlüğünüzü bulamazsınız, özgür de olamazsınız. Olamazsınız. Nefsinizi aşamazsınız demektir. Nefsi emarenizi aşamazsınız demektir. Ki o zorluk ayetlerine dikkatli bakarsanız, hani iyiliğin ne kadar zor olduğunu vurgulayan ayetlere bakarsanız çok anlamlıdır bu bağlamda.